Hoş geldin Ethem. Hoş bulduk. Bu programın adı Arka Plan. Evet. Programın adına da geçen bölümde kurguda karar verdik bu arada. Geçen hafta var mıydı programın bir adı? Yoktu işte. Yok, çekerken sonra kurguda karar verdik. Ama şey denk geldi. Aslında yapmak istediğimiz şey biraz daha arka planda kalmış ama başarı anlamında değil de. Pek... Onu da şaşırmam. Yani daha az görünen, daha az bilinen ama aslında bu işlerin arkasında olan tipleri çıkarmak. Onun için bugün çok ünlü bir senaristle beraberiz. Çok ünlü. Nazım'la Veys'i de. Hayranlıkla buradan izliyoruz. Ethem abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir imza alabilir miyim abi? Ben aslında söylemesi ayıp. Ben seni tanımıyordum. Yani ismen. Veys'i bana söyledi ya. Onun için senin hayranın kendisi. Kesinlikle o, abi. Bugün programı o yönetecek. Sen beni tanımıyordun ama ben seni uzun yıllardır takip ediyordum bloglarını. Şimdi beni mahcup ettin abi. Yok yok hayır gerçekten ilk kameramı da. Canon Mark II ile senin blogu okuyup aylarca Canon Mark II hayranlığını görüp orada evet, kamera almış bir ara yönetmen. Abi zaten Canon niye hocaya para vermiyor ben anlamıyorum. Ya işiniz gücünüz para, parayla ne işiniz var? Hiç. Şimdi... Sonra komşu çıktık. Orada evet, başladı aslında muhabbet. Onu anlatalım. Evet, aynı binada alt üst oturduğumuzu fark edip... Binanın adını söylemeyelim de hayranların hücum etmesin. Doğru, şimdi öyle bir şey var. Şimdi biz yazarken sürekli hani reklama girmesinde isim şey vermiyor. Loft kardeşim. Ya şöyle doya doya şöyle. Ben izlemesem de Ethem'i kısaca bir tanıt istersen. Hocam, ben televizyon izlemem. Ama Poyraz Karayel, Poyraz Karayel herkes konuşuyordu. Ben televizyon izlemem ne kadar snob bir söylem. Yok yani şey... O zaten çok sık kullanılıyor. Sık yani kullanılıyor. Ben hayatta Türk dizisi izlemem. Yalan söylüyor Allah'ına kadar. Hayır söylüyor. Hayır, sabah Ezel'den akşam... bahsettiğini biliyorum. Çok iyi diziydi. Şundan dolayı abi, sabah akşam buradayız. Yani beğendiğim bir dizi olursa onu sonra bölümlerini ayrıca internetten izlerim. Poyraz merak ettim hakikaten. Poyraz'ın benim için önemli şu... Dört günde üç sezonu bitirdim tek dizi. Oo. İyiymiş vallahi ben bitiremezdim. Yani ben merak ederek hadi bir bölüm izleyeyim, iki bölüm izleyeyim. Hani şey çok güzel. Tamam bunu izleyeyim sonra çalışacağım diyorum. Birinci bölümün sonunda öyle bitiriyorsun ki ikinci bölümü açmak zorunda kalıyorum. Tabii ilk sezon özellikle daha tempolu, evet. Daha şey hikaye daha güçlüydü. Televizyon dizileri bile sezonları arttık şey yaptıkça. Peki aynen şimdi abi. Biraz baştan alalım. Yani Poyraz Karayel senin en büyük projen değil mi şimdiye kadar? Yani evet, zaten çok çok aman aman fazla işim yok benim. Yani Poyraz'ın haricinde de önünde de. Bir baştan anlatsana nasıl başladı bu iş? Yani işte üniversitede... Çünkü şunun için söyleyeceğim, lafını kesiyorum. Bizim genç ya bu kanalın Hı-hı. izleyicileri. Hı-hı. Şimdi bir sürüsünün kafasında şey vardır. Nasıl yırtarız? Nasıl yırtarız? Sen yani... nasıl yırttın abi? Onu bir anlat bakalım. Sen yırttın mı abi? Evet, yırttın mı? Bence mesele o. Yani biraz yırtmışsın kendini. Gibi görünüyor bana. Yani evet. Yani bir kendimizi bir yerlere geldik ama bu... Yani tabii senin kendi hayalin, insanların seni gördüğü şey farklı birbirinden. Ya yırtma derken orada zengin olma falan değil de... Yani aslında bu sektöre nasıl gireriz bu sektöre? Nasıl gireriz bu çünkü sektöre? Çünkü şimdi bakıyorum herkesin hayali bir dizi yazmak böyle... Evet, garip. İşte ben aslında esas motivasyonum yönetmen olmaktı. Yani üniversitede de radyo, televizyon, sinema denen acayip bölümü okudum. Hangisinde? Şeyde, Marmara İletişim. Ama çok aslında üç ayrı branş yani. Beyin cerrahisiyle yani kardiyoloji okuyorsun aynı anda ve sosyoloji de okuyorsun gibi bir şey. Ama Ünsal Oskar gibi müthiş bir hocanız var. Tabii hocalar ama şöyle hocalar çok müthişti gerçekten ama yani haftada yani günde iki ders alıyorduk. Yani 9'a geliyorduk okula, 1'de falan bitiyordu. Hani öyle bir üniversite ortamı yoktu. Hatta hiç unutmuyorum, ben film izlemek istiyordum. Okulun bir arşivi vardı, arşivde film yoktu. 4 tane falan film vardı. Okulun bir arşivi yoktu. Sonra yani. Ben işte filmleri satın da şey Beyoğlu'nda Atlas Pasajı'nda, Çiçek Pasajı'nda olduğu o sahaflarda bir videocu abi bulmuştum. Bütün paramı oraya yatırıyordum. Kübrikleri falan hep o zaman aldım. Kaç yıllarından söz ediyoruz? 97. Tam 96-97 işte İstanbul'a ilk geldiğim yıllarda. Ve işte orada dergiler filan. Antrakt, 25. Kare gibi çok güzel dergiler vardı. Ve ben orada biraz kafayı şeye takmıştım. İşte hani film, sinema, şu bu. Okulda öyle bir şey yoktu açıkçası. Teknik olarak. Ama orada okulun en büyük şansı da Ertan'la tanışmam oldu benim. Ertan Kurtulan'la. Onunla arkadaş olduk. Zaten o yıllarda senaryo yazıyordu. Deli Yürek diye bir projesi vardı. Onu yazıyordu. Zaten ev arkadaşıydık. Yakında arkadaştık. Ertan da mı okulda öğrenciydi? Evet.
Yani benim üst sınıfımdı ve aynı zamanda İzmit'teydik ikimiz de. İzmit'te de görüşmeye başladık filan. Yani onun biraz, onu görerek aslında hani dizi yazmakta bir o zaman 140-150 dakikalar yoktu. Daha makul şartlardaydı işler. Sonra tabii böyle giderken, ben böyle gidecek zannederken öyle olmadı. Seni ekibine mi aldı? Yok, almadı işte. Ben o zamanlar onunla arkadaştık ama ben yazmıyordum. Sadece hani böyle ben okuyordum çünkü filan. Öyle başlayacak, hani öyle gider diye ben hayal ediyordum işte filmler, sinemalar ama hayatın gerçekleri öyle değil. Okul bittikten sonra başka işlere girmek zorunda kaldım çünkü hakikaten tabii yani. Ne gibi işlere? Ya işte önce televizyon kanalına girdim, Number One TV'ye girdim. Bir müddet orada çalıştım uzun yıllar. Sonra başka iş, sonra Unilever'e kadar gitti yani iş. Ha, bayağı evet, corporate. Tabii. Sonra askerlik oldu bilmem ne. Ya yani işe aslında sektöre girmem yeni. Tabii 2002 filandır, 2002-2003 filandır. Yani işte yine Ertan'ın yanında öyle bir şeylere başladım. Ondan sonra Focus Film'le, işte Nilgün Sağyaşar'la bir şeyimiz oldu. Yani sen şey o corporate hayata girdin, sonra çıkıp Ertan'ın yanına mı, yani Ertan'a mı dedin beni al diye? Evet evet, biraz öyle oldu. Yani ben de şu sonra hatta beraber çok kısa bir Suskunlar maceramız oldu. İşte başka işler çalıştık beraber. Ondan sonra işte öyle bir şey yaptık. Dolayısıyla işte sonra diziler gelmeye başladı. Sudan Bıkmış Balıklar. Hep Ertan'la mısın bu sürü? Yok. Ondan sonra işte bir böyle şey olduk. Hani o biraz ara vermek istedi. Ben devam ettim. Sudan Bıkmış Balıklar diye bir dizi yaptık. Yaz dizisiydi, kısa sürdü. Sonra işte Sana Bir Sır Vereceğim diye bir İspanyol formatını Selim almıştı. Selim Erkul yapım şirketi kurmuştu o zaman. Peki bir şey soracağım bu noktada. Mesela okuldan çıktın, öğrendin. Yani senaryo yazmayı teorik olarak okulda öğrendin. Sonra gittin Ertan'la yazmaya başladınız. Nasıl okulla oradaki hayat? Alakası yok tabii yani okulda. O manada bir senaryo hatırlamıyorum ben. Senaryoyu yani ben de aslında iyi bir öğrenci değildim. Okula çok devam etmedim, onu da söyleyeyim. Ne oluyordu, ne bitiyordu çok bir fikrim de yok okulda ama herhalde öğretiyorlardır. Ama bir iki de senaryo dersini hatırlıyorum yani. Senaryo ve sinema dersleri, sinema ile alakalı derslere girip çıkıyordum. Mesela iletişim hukukunu herhalde hiç girmemişimdir. Öyle dersler vardı. Ama ciddi bir edebiyat takıntın var galiba. Yani ciddisini bilmiyorum ama yani edebiyatla ilgili. Evet yani işin aslını zaten o olduğunu. O zaman oradan beslendim. Konuşuruz herhalde diye programın ileriki saatlerinde. dakikalarında. Onu konuşmak, onu ayrıca konuşuruz tabii. Peki. Esas hani bu işin senaristliğin hani neyle yakın olduğuyla alakalı bir şey o. Evet yani o yıllarda yine 18-19 aslında şey okuma merakı şeyden önce başlamıştı. Üniversiteye başlamadan önce bir ara var, bir sene liseyi bitirip üniversiteyi kazanamadığım ve İzmit'te tek başıma kaldım. Aslında filmlerle de edebiyatla da ilişkim o yıl başladı aslında. Hayatta aralar çok önemlidir biliyor musun? Yani boşta kalmak inanılmaz bir şey aslında. Evet evet, müthiş hakikaten. Çünkü müthiş. Doluyken evet. Hiçbir zaman yani hep dolusun ve sürekli aslında aynı şeyleri evet, yapıyorsun. Evet. Yani o bir sene hakikaten iyi değerlendirdim. Yani okuma babında özellikle İstanbul'a gelince de devam etti. Öyle bir iş ortamı yoğunluğu yoktu. Ve İstanbul'un nimetlerinden faydalanıyorduk. Yani işte Beyoğlu'nda seçkiler olurdu hatırlarsın belki. İşte Rezervuar Köpekleri oynardı. Pulp Fiction oynardı, ne bileyim işte Kayıp Çocuklar Şehri, Emel Kostelika'nın filmleri, işte onlar oynardı. Onlara giderdik, güzel seçkiler olurdu çok. Onlar işte İstanbul Film Festivali olurdu. Evet, festival o zaman bir şey, hadiseydi. Evet, festival hadiseydi. Bilmiyorum şimdi hani uzun yıllardır takip etmiyorum sıralara ama. Sıralara girilir, kuyruklar. Tabii tabii, aynen öyleydi. Yani önden defterler alıp çalışılırdı yani işte kitapçıklarda falan. Peki sonra yani o şeyi bir tamamlayalım, kariyer basamaklarını. Sonra işte bir yandan da işte ben hani şeydeyken yine Focus Film'deyken şey oldu. Hani bir hikaye çalışalım, yani farklı hikayeler çalışıyorduk. Onlardan bir tanesi de işte Poyraz'dı. Peki sen mi yarattın? Sen evet. O sırada şef misin? Yani baş senarist misin? Hayır, ben kendi halimde bir senaristim. Aslında bir ekiptesin. Hayır, ekipte de değilim. Bir odam var, kendimce orada çalışıyorum. İşte Poyraz'ı yazdım. Tabii şimdi insanların izlediği halinden biraz değişikti. O hali daha sert, daha karanlık. Peki yine araya gireceğim. Konsept olarak mı yazıyorsun? Yoksa birinci bölüm mü yazıyorsun? Aslında şöyle bir şey. Yani bir fikir konuşurken biraz çıkıyordu ama Poyraz'ın şöyle bir öncesi var. Ben bazen kendi kendime sahne yazardım. Kafamdan bir karakter yaratmıştım.
sönmez Alsancak diye. Öyle bir karakter yaratmıştım. Ona sahne yazıyordum. Ve tabii hani ta şeyden bir böyle Oğuz Atay'ı da seviyorum. Biraz öyle konuşan, Oğuz Atay karakterleri gibi konuşan bir tipti. Hı-hı. Ve o da polisti ama o 50 yaşlarındaydı. Ondan sonra böyle bir fikir atılırken yani şöyle bir hikaye yapsak, böyle bir hikaye yapsak, mafyaydı, polisti bilmem neydi dedim. Benim kafamda böyle bir şey var. Bir yazıp getireyim size. O zaman da yazdım. İşte böyle bir buçuk, iki aylık bir sürede yazdım. Yani böyle yavaş yavaş. Çünkü bir karakter konuşmamıştım. Hikayenin nereye gideceğine daha en ufak bir fikrim yoktu. Sadece oturdum işte böyle boş bir şey, bilgisayar sayfası. Başladım kendi kafama göre yazmaya. Yazarken kuruyordum. Yazarken buluyordum. Yani bir yazarın öyle bir lafı peki yani var. Sahne bir falan diye bayağı bildiğimiz sefer. Evet evet hani bir yazarın lafı vardır bilirsin belki yani ilham yazdıkça gelir diye. Aslında yazdıkça buluyordum. Bir şeyler buluyordum. İşte diğer karakterleri buluyordum. Onların motivasyonlarını buluyordum. Ya bu da şöyle bir tip olsun diyordum yazarken eğleniyordum ama ben ama. Aslında zor bir yöntem değil mi o ya? Yani bence öyle bir yöntem yok zaten. Evet, yani. İleride belki benim adımla anılır. Ama şey yani o zaten bir yöntem değildi. Sadece arıyordum. Hı hı. O çıktı ama tabii o süreç hani her okuyan bayılmıyor. Hani böyle bir hayat yok. Yani genç senaristlerin en büyük şeyi o. Her yazdıklarını muhteşem olduğunu zannediyorlar. Ben hep programda onu söylüyorum ya itiraf ediyorlar. Hani. Öyle bir fikir bulacağım ki. Ha, o... Yok öyle bir dünya. Yani. Evet olmaz öyle saçma şey. tabii o zaman da işte yazdık bitirdik heyecanlıyız. Ben de hani bir okuyan yakın dostlarım arkadaşlarım okuyor falan. Beğeniyorlar çok işi. Ya çok güzel iş çok güzel iş ama... Kanallara gidiyorsun. Kanallar hiç o heyecan. Bu kaç değil yılında yani. Oluyor? 2012-13'te başlıyor süreç. Düşün Poyraz Karayel ta o zamandan beri tabii, demek tabii. Tabii yani bana dava açan arkadaş da bunu bilmediği için. Öyle mi? Dava açan mı oldu? 2014'te yazdığı bir hikayeyi çaldığımı zanneden bir arkadaş ya var. Bu çalma muhabbeti evet, ayrıca evet. Gerek. Ayrıca bir şey bahis. Oğuz Atay'dan da çalmışsın öyle diyorlar. Yok Oğuz Atay'dan şöyle çalmadık. Sağ olsun kızı, Oğuz Atay'ın kızı bizi çok şey yaptı yani. İzinlerimizi almıştık. Yani bizim paragraflar kullanıyorduk. Şu bu o da böyle. Ha öyle bir şey var mı? Tabii tabii. Yani onları öyle kafamıza göre şey yapmıyorduk. Haberleri oluyordu. Sonra kanallara gittin. Kanallara gittik. Ya kanal çok güzel ama bu olmaz. Olmaz. Bu evet bu çok deneysel diyen oldu. Niye olmaz? Çünkü işte televizyonun kendi doğruları var. Orada hani bir takım memuriyetler var. İnsanlar hani kafalarına göre kimse iş yapmak istemiyor. Neyine risk almak istemiyor. Deneysel diyorlar mesela? Ne bileyim işte Oğuz Atay okuyan bir polis. Mafya dünyası. Garip bir kurgu. Değişik karakterler. Hani klasik dizi değil. İşte bir çift vardır ve onlar hani bir hızlı da bir temposu peki, vardır. Peki o sırada şey var mıydı bu Ankara polisiyesi? Behzat şey mi? Behzat şey. Yoktu. Ha o da yoktu. Var mıydı hatırlayamadım şimdi olabilir. Çünkü yani da... romanlar vardı. Hmm. Romanlar vardı ama dizi olarak var mıydı hatırlayamadım şimdi kaç senesinde ya var. Herhalde onlar da zorlanmıştır aynı şekilde diye düşünüyorum da onun için. Ya ama onlarınki şöyle zaten onlar hani bence biraz daha marjın dışında bir iş yapmak için. Yani onlar hani ilk okuyor. 5D ile falan çekiyorlardı. Zaten. Evet evet yani öyle bir hani yıksın geçsin reytingleri alt üst edelim şeyi yoktu. Kendince hakikaten niş bir iş kült olarak. Kült oldu. Evet bir kült işte. Yani hani Poyraz'a okuyanlar öyle okumuyordu. Normal bir televizyon dizisi. İşte peki, ana akım. Yine merak ettiğim bir şey soracağım. Kanala sen de mi gidiyorsun kanala? Ben de gidiyorum. Evet. Sen mi sunuyorsun? Yani evet. Hikayeyi ben anlatıyorum. Sen yani anlatıyorsun. Yapımcı oluyor yanında. Hani filan. İşte ne, yani, ne onlar okumuş oluyorlar önden. Hı. Yani reddedilince ne hissediyorsun? Yani ne bileyim bir şey de hissetmiyorsun yani çok fazla. Hani nasıl kabul etmezler, nasıl almazlar demiyorsun ama hevesin kırılıyor. Çünkü hani bir de şu hani genelde mesela bir eleştiri yapıldığı zaman o hani kanallarında bir sürü işleyişi var. Senin saygı duymak zorunda olduğun maddi ve hani işle alakalı özellikle maddi. Bir sürü kriter var. Tabii bir sürü kriter var yani. Ama hani genelde senaryo olan dönüşler, şimdi senaryo şöyle bir şey ya, herkes fikrini belirtebilir ve hiçbir uzmanlık gerekmiyor. Bütün filmcilik için bu söylenebilir. Evet, bütün yani şimdi tek bence orası çok acayip. Herkes her şeyi söyleyebilir, yazabilir, oynayabilir. Hiçbir ehliyet sorulmuyor. Yani beyin cerrahını soruyorsun.
Adam girip kafasına açılayım ben bir beyin ameliyatı demiyor adam. Çünkü diploma soruyorlar. Gerçi adama. Orada da internet çıktıktan sonra doktorların işi çok zorlaştı. Çünkü bütün hastalar internetten bakıp bende bu var mı diyor. Evet o ayrı bir sıkıntı filmcilik ama. Kadar değil. Tabii film herkesin senaryo. Yani yazan herkes senarist. Oynayan herkes oyuncu. Yani bir şey yok. Başvurup belge alabileceğim bir kurum yok. Dolayısıyla herkes çok rahat. İstanbul Turizm Akademisi var. Onu geleceğiz. Onu o zaman yoktu ama şu an var. Muazzam bir yer. Geldim gördüm. Gelin. Yüseli yani. Yanında halt etmiş yani. Tiş. Değil mi hocam? Siz daha iyi bilirsiniz. Tiş School, efendim, Yüseli ve İstanbul Film Akademisi. Peki şeyi soracağım. Bu herhalde sana bir takım geri beslemeler oluyor kanaldan. Sen de düzeltiyor musun o dönemde? Geri beslemeler... Ya tam besleme değil o. Geri yıkım. Geri yıkımlar oluyor. Tabii düzeltiyor. Ya o seninle alakalı bir şey. Yani düzeltmeme şansın var ve işi satamama hakkın da var. Adam diyor ki hani haklı olarak tamam bu iyi bir hikaye ama şöyle olursa ben bunu yayınlarım diyor. Sen de o noktada diyorsun ki ya bunu böyle yapacağım ve yayınlanacak ya da yapmayacağım. Verin benim senaryomu ben gidiyorum diyeceksin. Yani orada hani şartlar öyle çok... Şey değil, net. Herkes şeyinde netler insanlar. Peki sen bunu yapmadın. Ben yapmadım çünkü o halini satmıştım ama şöyle yaptım aslında. Yani bir dakika işte, satmamıştın ki daha şey kabul edilmiyordun. Ha kabul ilk, evet. Hayır yaptım yine yap. Yani yaptım. İlk yazdığım hali bambaşkaydı işin. Hı. Yani daha böyle ne bileyim Sopranos gibi. Daha erkek dünyası, daha kanlı, daha şiddetli filan bir dizi. Yani o İzleyenlerin sevdiği işte Ayşegül, Sinan, Poyraz üçgeni o kadar benim umurumda değildi açıkçası. Hani hikayenin oralara gitmesi çok şey değildi. Hı hı. Ama biz mesela hani tamam sonra biraz kağıt üzerinde biraz değiştirdik onu. Yayınına başladıktan sonra başka bir macera başlıyor biliyorsun. Artık şeyi görüyorsun. Seyirci neyi seviyor, neyi sevmiyor. Hı hı. Yani kendince çok da taviz vermeden ufak tefek. Aa, evet hani buradan gidecek bu hikaye ama benim hikayem de bu. Hani ben buna da ihanet etmeden bir orta yol tutturduk sonra da asla karışmadılar. Peki Türkiye'de şeyi soracağım. Başladığında ne kadarını biliyorsun? İlk bölümü yazdın. Kaç bölüm? Ya şimdi Poyraz başka bir işti benim için. Onu İlla biliyordum. Poyraz için değil genel olarak. Genel olarak yani şöyle bir sistematik yürüyor. Bir hikaye yazıyorsun birkaç sayfalık. İşte hani derdini anlatan. Kanal bunu beğenirse senaryo görmek istiyor. Bir ya da iki bölüm, üç bölüm gibi. Onları yazıyorsun ve 13 bölüm hikaye görmek istiyor. Ha onu biliyorsun. Yani biliyorsun ama her zaman ona sadıkta kalmıyorsun. Dediğin gibi yayına girince her şey unutulur abi. Yani şey değil. Yani çok net hani bir sene çalışmışsındır, bir hikaye tasarlamışsındır. O ayrı bir şey ama genelde hani benim de az çok tecrübe ettiğim şey ya bir kabaca bir 13 bölüm ha, hikaye buraya gidecek diyorsun. Ondan sonrası zaten bir hengame. Ya Allah tazik. Aslı şu çok net. Türkiye'de dizi yazılmıyor. Bölüm yazılıyor. Sadece bir sonraki bölümü yazıyorsun. Sadece bir sonraki bölümü yazıyorsun. Bir hikaye ama tasarlamış. Bir aks var tabii. Aks var evet. Yani aksıyor bazen ama aksı var. Yani bir, tabii ki bir hikaye oluyor ama hani şimdi şey gibi değil. Atıyorum işte Game of Thrones'tu, şuydu buydu izlediğimiz dizilerde gibi. Hani 10 bölüm yazılmış, bitmiş, tasarlanmış bütün hikaye. Ve o sete giriyor gibi bir dünya maalesef hayal. Çünkü 39-40 bölüm yazıyorsun. Bunun için zaten böyle bir vakit de yok. Zaten bir bölümü yazmak için neredeyse bir haftan var aslında. Tabii yani bir haftan yok. 6 günün var. 6 gün. 6 günde 100 sayfayı teslim etmek zorundasın. Dizilerden ben sana bahsediyor. Hatırlıyor musun onu demiştim. Tape etsen yine zor yetişir. Tabii A harfine bassan bir gün sürüyor sadece. A yapsan o bir gün sürüyor yani. 100 sayfa boyunca. Dolayısıyla büyük bir hızla ama bölüşüyorsunuz tabii. Bölüşüyoruz yani iş bölümü oluyor. Hikaye, tretman, senaryo gibi aşamaları var onun. Zaten işte 2-3 gün hikaye şey yapsan, konuşsan, işte bir gün tretman yazsan, 2-3 güne senaryo yazsan, işte 5-6 gün, 7 günlere geliyorsun. Poyraz'ı sonra yani, nereye satabildiniz? Sonra şöyle oldu, işte ben yani Focus Film'den ayrıldıktan sonra, yani hikayenin hakları bendeydi. İşte Nilgün Hanım'dan rica ettim. Aslında hakları ondaydı, pardon. Bende değildi, ondaydı. Ha, onu da söyleyelim. Türkiye'de bir senarist bir şey yazdığı zaman o aslında yazdığı şirkete mi ait oluyor? Yoksa sizin özel anlaşmanız mı öyleydi? Tabii yani genelde şirkete ait olur. Ama hani bu şirketle nasıl konuştuğunla alakalı. Şirket bana bir şey yaz getir der.
Ismarlama. Evet, ismarlama ya da bir fikir verir, bir şey verir, eline bir şey verir. O şirketin hakkıdır. Yani ama bu sen tabii sözleşme sürecinde konuşabilirsin onlara. Hangi haklarını alacaksın, ne yapacaksın, ne edeceksin. Poyraz'ın zaten hani biz hikaye yaptık. Onlar hani atıyorum bir ödeme almak istiyorsan bunun için zaten satman lazım ya işi. Doğru. O sözleşmeni imzalıyorsun ve haklarını satıyorsun. Ama bu hak satmak öyle böyle bir şey değil. Her şeyi satıyorsun. Kainattaki hak. Kainattaki, uzaydaki, Uranüs'teki filan bütün hakları satıyorsun. Sen satmış mıydın yani? Satmıştım tabii ama hani o yani iyileştirilebiliyor. Aslında o sözleşmelerin çok da böyle bir hani mahkemeye çıktığında öyle aman aman bir şey olmadığını duymuştum. Atmayayım şimdi. Dolayısıyla ama geri aldın. Hayır yani geri alma hakkım yok benim. Ha, bu hikaye benim kardeşim verin demedim. Nilgün Hanım'a rica ettim. Dedim ki ben hikayemi başka yapımcıya gönderebilir miyim? Tabii buyur dedi. O da çok böyle anlayışla karşıladı. Çünkü hani o da çok istiyordu, çok seviyordu ve çok çabaladı ama olmadı. O olmayınca olmadı. Sonra işte ben başka bir yapım şirketine gittim. Başka bir yapım şirketi derken adını vermiyor musun? Limon Film'e gittim Hayri Aslan'a. İşte Hayri abi ilgilendi. Orada bir de şey hakkını yememek lazım. Ahmet Yurdakul'un tabii çok, Ahmet Hoca'nın çok şey oldu, yardımı oldu. İşte bir şekilde Kanal D'ye ulaştı iş. Ve onlar tekrar, zaten haberdarlardı hikayeden. Tekrar konuşalım dediler. Ben de o sırada Amerika'daydım. İşte haber geldi, dedi Kanal D'ye yapmak istiyor. Atla gel. Atladım, geldim. Sonra işte başladı süreç. Peki Kanal D'ye sen daha önce de sunmuştun, öyle mi? Evet, ondan 2-3 sene önce sunmuştum. O yine zaman almamışlardı. O zaman almamışlardı. Sonradan aldılar. Sonradan aldılar. Neden? Hiçbir fikrim yok. Acaba arada revizyonlar falan mı yaptım, onu mu okudular diye ben de çok düşünmedim. Belki değil. Zamanı geldi işte öyle bir şey. Evet evet, zamanı gelmiş hakikaten öyle ya da şey var, bir de ekip değişebiliyor ya kanallarda hızlı bir şekilde. O olmadı. Aynı ekipti. Ekip. Evet hatırlıyorum. Yani yine o zaman İrfan Bey vardı, Pelin Hanım vardı. Yine onlar okumuştu. Yani dediğim bir şey. Orada dediğim çok fazla parametre var ya. Evet. Hani o zaman ilk okuduklarını da sevdiklerini de hatırlıyorum ayrıca. Ama dönemin hani ruhu falan da etkili oluyor. Dönemin ruhu da etkili, şu da çok etkili. Kanalın o anki durumu da çok önemli. Evet. Yani elinde gümbür gümbür giden hikayeler varsa, şimdi yeni bir iş o kadar hevesli olmayabilir ama hani günleri boşsa, hani beğendi ama riskli buldu bir işe daha kolay fırsat verebilir. Yani kanalın durumuyla da çok alakalı o an. Sonra başladınız. Sonra başladık evet. En önemli süreç ne orada? Yani biraz çok hızlıca süreci anlatsana yani ne oluyor? En önemli süreç tabii o hani yazıldıktan sonrası cast süreci. Sen de ona katılıyorsun. Katılıyorum evet. Hani iyi kötü bir fikrim oluyor ama asla inat etmem hiçbir şeyde. Geçen gün onu konuştuk başka birileriyle. Bu Amerika'da showrunner diye bir kavram var ya yani şovun sahibi aslında. Hani o Game of Thrones'taki iki adam var ya adlarını yapın. David Benioff ve neyse. Türkiye'de o yok, o pozisyon ama aslında senaristler o pozisyonu biraz dolduruyor galiba. Yani evet, yönetmenden çok aslında kasta girdim diyorsun mesela. Normalde sinemada senarist kasta falan girmez. Yani öyle hani dediğim gibi iş bölümü yapıyorsun. Yani bir fikir birliği lazım. Yani şimdi sen bir şey hayal etmişsin, o adam o değil. Diyorsun ki yani olmaz, şu olsun ya da hani gözüne birini kestiriyorsun bazen. İşte showrunner'lık yapıyorsun aslında. Evet. O noktada yönetmen bile yok belki hala. Yok yönetmen tabii yani şu anki Türkiye'deki sistemde yönetmenler bayağı hani şeyler, etkililer. Bu konuda tabii yani kas seçiminde şeydi yani bayağı aslında yönetmenlere daha çok teslim ediliyor gibi geliyor bana. Ama tabii şeyler. Bu senin projen ya bir de o. Evet yani. Evet. Yani bu ekstra bir iş oldu biraz ama hani orada tabii birçok mesela oyuncuyu yönetmenimiz Çağrı Hoca çok istedi. Birçok oyuncuyu yani o aslında biraz onun artık onun dünyası olmuştu öyle diyeyim. Sen yönetmen seçiyor musun? Hayır. Ama ben hani Poyraz'a Çağrı'yla çalışma istemiştim. Biz onunla Suskunlar'da çok kısa böyle 2-3 bölüm bir şeyimiz oldu, tanışıklığımız oldu. Orada sevmiştik birbirimizi. Hani Poyraz'a kim çeker dediğimizi biz hani Hayri abi ya Çağrı hani iyi çeker gibi bu işi dedim. O da hani olağanüstü bir iş çıkardı. Yani şey olarak Çağrı yani Ender'i de katmam lazım. İkisi yönetmen mi değişti bir noktada? Hayır, ikisi beraber çektiler. Second yönetmen. İkinci. Evet, ikinci yönetmenimiz Ender'di, Ender Muhlar. O da iyi iş çıkardı. Yani artık bir noktadan sonra hep beraber yürümeye başladık öyle. Yani
süreç öyle yani, ve yapımcı sonra... da söylüyor, kanal da bir şey söylüyor. O süreçte herkesin herkesi ikna etmesi lazım abi. 12 kızgın adam bir odada ve bir karar çıkacak gibi durumlar. Ne zaman tuttuğunu anladın? Ne zaman tuttuğunu anladım. Yani zaten o rakamlarla alakalı yani çok net bir yani şekilde. İlk bölümden hemen vurdun. Yok, ilk bölüm kötü gelmişti. İlk bölüm kötü gelmişti. Yani böyle 13. 14. falan olmuştuk. Yani ikinci bölümde öyle gelseydi zaten 4'te 8'de falan kalkardı. Evet, Türkiye'de o çok hızlı ya. Çok ürkütücü aslında. Öyle mi? Bilmiyorum ben dışarıda nasıl. Yani 3. 4. bölümde Amerika'da en azından bir sezonu tamamlıyorsun. Ama bir sezon dedi zaten 8-10 bölüm oluyor. Yani 24 bölüm giden 3, 30... yani. Ya 3 çok erken. Ben onu kırdım rekoru 2 bölümde. 2 bölümde mi kaldı? 2 bölümde son dizim 2. bölümde kalktı. Reklam arasında kaldıracaklar. İnanılmaz değil mi bu? İnanılmaz değil ya. Yani biraz şeyle de alakalı. Hani görüyorsun ya artık hani bir noktadan sonra herkese zarar verecek o belli. Ya biraz bizim tercihimiz. Sen de onu kabul ediyorsun. Yani o örnekte. Yani 2'de ben anlamıştım diyorsun olmayacağını, öyle mi? Tabii ya, herkes görüyor. Yani bir şey var, hani olmayan bir şey var. Hani toparlayamam. Orada yani. Sözleşme gereği uzar iş. 8 bölüm 10 bölüm garantisi vardır filan ama hani kanala zarar, yapımcıya zarar, oyuncuya, senariste herkese bir zarar vereceğini hissettiğim için biraz da. Yani belki çok zorlasak toparlardı ama çok ciddi bir efor. Ama yani 2 bölümde bile kaldırabiliyorsun, tercih edebiliyorsun bunu. Peki bu 2'de tuttu öyle mi? Bu 2'de tuttu. 3'te zirve yaptığını hatırlıyorum. Ve artık oh hani işimiz tuttu demiştik o zaman. O oluyor mu, onu soracaktım. Oluyor. Oluyor canım. Yani yırttık şey. Diyor musun orada? Yırttık diyorsun abi. Yani Poyraz hani 2. bölümün reytinglere geldiğinde aha dedik yani evet yırtacağız galiba. 3. bölümle tamam beyler hani yürürüz. Ama peki bazen şey de hatırlıyorum ben. Mesela 3. bölümü, 4. bölümü çok iyi reyting yapıp sonra birden düşenler de oldu değil mi? Oluyor ya. Bu her türlü versiyonu var bunun. Bu reyting meselesinde. Çok kötü gidip birden fırlayanlar işte mesela ne bileyim kaldırılıp başka bir kanalda tekrar doğan diziler. İşte 2 bölümde kaldırılıp başka bir isimle aynı dizi ya da aynı bir kastını, dünyasını değiştirip yayınlananlar. Türkiye'de aradığın her türlü macerayı bulabilirsin ekranlarda. O manada çok eğlenceliyiz. Peki yırttın yani. Bir mi oldu? Bir olmadı. Diriliş vardı. Ama biz iyiydik. Yani dirilişte bir hafta arayla girdik. Diriliş çok iyi gidiyordu. Birinci olduğumuz zamanlar oldu. Ama dizinin öyle hani bir gitmedi yani sezon. Peki o yırtma yani tamam bu dizi artık tuttu dediğinde. Artık zengin, meşhur ve ünlüyüm dediğim bir an var. Ama evet. Stres de artıyor mu? Artıyor ya. Yani zaten işin kendisi stres. Full stresle yaşıyorsun. Senaristlik iğrenç bir iş değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. İşte iğrenç derse olmaz. Ekmek yiyoruz. Bu işten. Zor bir iş değil. Zor iş. Çok zor, çok iş. Zor. Yani dizi dünyasını konuşuyoruz. Hani. Öbürü de zor ya. Evet, sinema da zor ama hani orada başka bir dünya var bence. En azından kreatifsin. Daha hiç şey oluyor mu? Larry David vardır bu Seinfeld'i yazan. Evet. Şey diyordu, her Seinfeld sezonu yenilendiğinde ağlıyormuş herif. Neden? Hüngür şakır. Nereden bulacağım? Yani ya o tabii canım yani. O yani her hafta yani. Oluyor mu? Tabii canım bunu her hafta muhatabın bir boş beyaz sayfa abi. Yani tık, ne yapacağına dair. Evet, yanım seni hadi bakalım hadi gör. Yani şu kariyerin şuyun buyun ne olursa olsun. Her hafta kendini sıfırda ispat etmek zorundasın abi. Çok korkunç. Her hafta yani hani. 40 bölümün bir tanesi kötü olsun. Yani arıyorlar yani bu bölüm kötü şöyle yapalım böyle yap. Hani kimse şunu demiyor. Ya adam yazdı 30 bölüm bu bölüm de kötü olsun boş verelim demiyor. Anlatabiliyor öyle bir dünya yok. Hemen telefonlar çalıyor. Ve abi ne oluyor şunu şöyle yapalım bunu böyle yapalım falan filan. Peki yani şeyi ölçebiliyor hafta... musun? Hani hep seninle konuşuyoruz ya. Nobody knows anything diye bir laf vardır. Meşhur Amerikan lafı. Aslında kimse bir şey bilmiyor. Şimdi sen yazdın. O yazdığın bölümün tutup tutmayacağını anlayabiliyor musun? Tutup tutmayacağını anlayamazsın. Ya dediğim gibi öyle bir dünya yok. Ya yazdığın dizinin, bölümün, şuyun, buyun ne olacağını hakikaten kimse bilmez. Bilemez. Sadece şunu anlayalım. İyi bölümler yazdığın zaman onu hissediyorsun. Kötü bölümler yazdığın zaman ya biraz olmadı ama diyorsun. Yani ama o kadar. Belki kötü yazdığın bölüm daha çok tutuyor. O da olabilir bence. O da olabilir. Ya dediğim gibi bütün hiçbir varyasyonu inkar edemezsin abi. Yani Türkiye'de ne dersen de emin ol aksi olmuştur. Ya bütün hani şeylerde de öyle, dizilerde de, projelerde de öyle. Hani onun dizisi tutmaz demişlerdir, tutmuştur. Hı hı. Şu hikaye olmaz demişlerdir, olmuştur. Anlatabiliyor muyum? Olur yani? Demişlerdir, olmamıştır yani. Tabii her türlüsü mevcut yani. Şey, o yüzden herkesin bildiği doğru
yanlış. Yani doğru değil. Biz de hep onu anlatmaya çalışıyoruz evet. işte. Evet yani hakikaten öyle. Yani kanalların bir takım doğruları var. Aslında yanlış. Senaristlerin, oyuncuların, yapımcıların, herkesin bir şunlar tutar, şöyle hikayeler yapmalıyız değil. Bir hikaye yapmalısın, ona inandırmalısın abi, o kadar basit. Zaten o formülü bilen olsa dünyayı ele geçirir. Yani. Tabii canım işte. Yani bir 10 sene herhalde geçirmeli diye. Peki, kritik soru. Bir sezon kaç bölüm sürdü Poyraz'da? Poyraz Ocak'ta başladığı için 24 bölüm sürdü. Ha, o İlçin. Şanslı olmuş aslında. Süper oldu o. Bir de malzeme de hazır, bir de öndeyiz. Yani biz Ağustos'ta başladık çekmeye. Yayına girdiğimizde 9 bölüm kaset vardı. Acayip müthiş bir lüks o. Bence biraz hani hikayenin iyi gitmesinin en büyük etkeni o. Yani ben 6 günde yazmıyordum bölümleri. Elde var 9 bölüm stok. 15 günde bölüm yazdığım oluyordu. O zaman da iyi şeyler çıkartıyorsun. Yani daha çok konuşuyorsun, daha çok revize ediyorsun. Bir ekip de kurdun tabii herhalde değil mi kendine? Bir ekip yoktu. Ha, Ertan da ikimizdik evet. Sonra ilk sezon bitti. Hı-hı. Şimdi orada büyük soru tabii ikinci sezon yapacaksın tuttuğu için. Hı-hı. Evet. O kaç bölüm? O 40. 40 bölüm. Evet. 40 sence aşağı yukarı. Tabii 62 kaç yapıyor bilmiyorum. 62. Bir noktada tavsiyor mu iş? Evet, kesinlikle. Ha, oldu yani. Tabii. Yani bir de hani ikinci sezonu birinci sezon gibi hazırlanamıyorsun ya. Yani hikayeyi kurmuşsun. 2012'de arada geçen bir 3 sene, 2 sene var. Satana kadar konuşuyorsun. Acayip malzeme birikiyor. O malzeme biri güzel harcıyorsun. Ve hani yapman gereken şey hani ilk sezon 24, ilk sezon 40 aslında daha iyi bir malzeme ihtiyacım var. Ama 2 senen yok. Ne yapıyorsun? Yeni karakter sokup falan. Yeni bir hikaye kuruyorsun sıfırdan. Çünkü hani insanlar aslında hani şu var. İkinci sezon bozdu muhabbeti var ya. Hep o şok vardır. Aslında şöyle bir şey. Yani tamam. Bazen hani o kadar ilk heyecanında gitmiyorsun. Eyvallah. Hani ikinci sezonlara genelde bütün dizilerde olan şey. Ya da üçüncü sezonlarında filan. Ama şu var. Seyirci de şunun farkında değil. Doyuyor bir şeye. Tabii. Çünkü bir şeyi yani bir hikayeyi 140 dakika hani 20 bölüm 25 bölüm ya da bir sezon izleyince artık senaristin, oyuncunun elinde çok fazla seni şaşırtmak için malzeme kalmamış oluyor. Drama bitiyor yani. Tabii yani kurşunları sıkmışsın. Hani aşksa dibine kadar yaşamışlar. İşte kavgalar şeyler eğer episodik değilse hikaye. Ha, onu soracaktım. Türkiye'de en çok devam eden dizi Arka Sokaklar. Arka Sokaklar. Kaç sezonu? Vallahi bilmiyorum ama herhalde 10 sene olmuştur. Onun dışında Türkiye'de ortalama Kurtlar sezon vardı. 3 falan oluyor galiba. 2. Yani 2. Ben 3 sezon devam eden dizi çok fazla. Ama Amerika'ya göre senin bir sezonun 4 sezona denk geliyor yani. 10'ar bölümden. Tabii şimdi şunu hesapladım buraya gelmezden evvel. Game of Thrones kaç dakikadır? Ben hiç izlemedim bilmiyorum ama. Galiba. 50 dakika desen 10 bölüm mü oluyor? 10 veya 12 yapıyorlar ama onlara 10 desen yaptı. 500 dakika. 500 dakika bizde 3,5 bölüm. Adamların bir adamın sezonu. Kurduğunu yani düşün aradaki şeyi. Muazzam ya. Yani şeyi merak etmiyor değilim. Hani tamam o şartlarda ben yazsam ne olur? Tabii ki hani öyle bir şey çıkmaz ortaya. Amenna ama onlar bu şartlarda ne yazsalar ne olur? Çıkar bence de şey, orada eser de iyi ama. Yani tabii. Yani George R.R. Martin'in. Evet dediğim gibi hakim değilim hiç ama hani başka diziler Breaking Bad'de öyle bir eser sen yok. Sen seyretmiyordun. Yok izlemiyorum. Yani ben hani şu şeyi biraz hani dedin ya sen okuma muhabbeti orada hani Netflix'in falan ciddi tehdit olduğunu düşünüyorum yazarlar için. Özellikle. Öyle mi? Evet. Niye? Yani çünkü şöyle bir şey bir kitle var ve herkes aynı şeyi izliyor. Sürekli aynı dizileri duyuyorum. Ben o yüzden uzak durmaya özen gösteriyorum. Nazım bütün gibi. Netflix dizilerinin yani. Hepsinden yani mümkün mertebe işte herkes Black Mirror izlerse o Black Mirror o kadar değişik ve ilginç bir dizi olmaz ki yani. Anlatabiliyor muyum? Herkes benim. De izlemiyor canım. O belki senin yani, tabii, çevrenin. Tabii tabii. Evet, bizim çevremiz öyle. Anneme sor hiç Black Mirror'da mı veriyor? Tabii canım. Yani onun doğası yani doğalı o da şey olarak yani öyle bir şey var. Hep böyle aynı dizileri izleyip konuşma şu bu. Bir de ben yetişemiyorsun biraz zaten. Kaçınıyorum. Yetişemiyorsun da ya o kadar çok dizi var ki. Yani bence zaten sıkıntı şu. Yani insanlar hani izlemenin bir faydası olmadığını anlaması lazım. Faydası derken? Evet. Yani bir şey izleyerek bir şey öğrenemezsin abi. Yani sinemacı dizi, olmak için diyorsun. Evet. Dizi izleyerek yazmayı öğrenemezsin. Bu benim hep söylediğim şeydir. Sadece kopyalarsın. Hani böyle bir şey konuşurken ya şu dizide şöyle bir şey vardı. O gelir aklına. Sadece hırsızlığa seni yönlendirir. O kadar.
O yüzden hani izleme ve yazma şeyi biraz mesafeli olmak zorunda. Doğru. Yani şimdi hani dediğim gibi özellikle işte genç kuşaklılar ya da hani bizden benden sonraki jenerasyon şu an iş yapan ya da yapmaya çalışan kuşaklar, yani ben soruyorum ne yapıyorsun, ne ediyorsun, ne izliyorsun? Netflix izliyorum diyor. Netflix. Evet, sinema tarihini Fight Club'da başladığını zannedenler var. Şey, çok komik o. Yani böyle şey olmaz. Yani ama Netflix çok büyüdü tabii. Yani çok büyüdü. Yani içerik bayağı fazla Netflix'te. Evet evet, acayip. Siz bir üçüncü sezon da yaptınız, doğru biz mu? Biz üçüncü sezon da yaptık ama ben çok gönüllü değildim o üçüncü sezona. Çünkü ben Ekşi Sözlüğe baktım. Ben diziyi seyretmedim, kusura bakmayın. Önemli değil. Hocam üçüncü sezonun en mükemmel şeyini biliyor musun? Ne? İkinci sezonda adam ölüyor. Ve gömüyorlar. Ha. Spoiler verdi. Hadi bakalım. Hayır, evet. Spoiler içermekte. Cenazesi dahi yapılıyor. Bruce Lee'sin ölü olduğu filmin adı neydi ya? Üçte merak ediyorsun ne olacak diye. Ve geri geliyor. Ve geri geliyor. Adam geri geliyor, evet. O istediğimiz gibi bir geri gelme değildi tabii. Orada biraz süre uzun olunca peki, sahneler atıldı. Metafizik mi nasıl geliyor? Hayır hayır, şöyle ya, biz onu kurmuştuk sezonu kurar yani bitirirken. Şöyle 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 yapıp seyirci ikna ederiz dedik. Sonra ilk bölüm uzun çıkınca bazı sahneler atmışlar. Benim de öyle şeyim yoktur hiç. Hani getireyim bakayım kaseti önden izleyeyim. Bir ne oldu ne bitti hiç takip etmem o tip şeyleri. Yayında gördüm bazı sahneler atılmış ve o sahneler aslında çok kritik şeylerdi. Dolayısıyla o dirilme biraz seyirci geçmedi gibi oldu. Yani açıklanmadı mı nedeni? Açıklandı da yani daha ikna edici olabilirdi o sahneler olsaydı. Aslında ölmemişle açıklandı herhalde. Tabii tabii ama işte ölmedi, adam nasıl, adamı vuruyorsun. Adam da bilmiyor bunu ya. Vurulduğunu ve dirileceğini sonradan bilmiyor adam vurulurken. Aslında falan filan yani şimdi hani girmeyelim. İzlemediğin için manasız gelir sana. Tam onu soracaktım ben de. Senarist yazdı. Sete gitti, yönetmen eline aldı. Sonuçta senaryo yönetmenin okuyup anladığı kadardır değil mi? Evet. Çekerken. Diyelim. Hiç şey oldu mu ki söylediniz zaten şimdi. Çekildikten sonra ya ben burayı böyle hiç düşünmemiştim, tasarlamamıştım falan. Bence bir senaristin öğrenmesi gereken ilk şey bu abi. Hayal etmemesi lazım. Ya bir şeyi hayal edip ya bu benim hiç hayal ettiğim gibi değil demek bana mesela çok çocukça geliyor. Çünkü öyle bir dünya yok. Yani eğer yaptığın iş yani 100 milyon dolar, 200 milyon dolarlı bütçeli bir şey değilse herhalde. Yani bir senesinin hayal et, Türkiye şartlarında hayal ettiğin şeyin gerçekleşmesi imkan yok. Onu bilerek yok yani. Yazacak. Tabii yani hani şeyle alakası yok. Hani prodüksiyon anlamında demiyorum. İşte yönetmenin öyle bir vakti yok. Oyuncunun öyle bir vakti yok. O da çünkü yok. 6 günde çekiyor. Yani bunu yazacaksın, bu çekilecek ve yayınlanacak abi, uzatma. Anlatabiliyor muyum? Ya yani şey değil. Öyle bir dünya yok. Abi ben yazdım ama olmadı, çekememişler. Yani çok çok hani abes bir hata olmasa yani pek şey olmuyor. Benim bu arada çok... Ethem söylemiyor ama hepsini seyretmiyormuş. Onu da anlat istersen. Evet, öyle bir dizi izleme alışkanlığı. Yalnız ben mesela Türk kendi dizi... yazdığı dizileri izlemiyormuş. Yerli yani. Dizi izlemem ya. Yalnız bak şimdi bu hemen başlık olacak. Ethem Özışık yerli dizi izlemiyorum yani dedi. İzlemiyorum. Ya şey, ben sadece yabancı dizileri falan. Yok öyle değil yani. Beğenmiyor da değilim. Biraz geriliyorum. Yani hoşlanmıyorum. Çok beni şey yapıyor. Bozuyor biraz. Yani o manada izleyemiyorum. İzlemiyorum değil, izleyemiyorum. Sana bir şey soracağım. Evet. Geçen gün bu konuyu konuştuk. Başka bir arkadaşımla. O da yönetmen. 700 diye bir şey çekildi. Evet. Seyrettin mi sen onu? Blue TV'ye. Oh. Seyrettin mi? Seyretmedim. Arkadaşım. Şimdi seyretmediğin için söylemen zor olacak ama. Black Mirror'ın Türkiye versiyonu gibi. Evet. Biraz ama vakıfım. Evet. Ben iki bölüm seyrettim. Kötü bulmadım. Fakat işte Ekşi Söz'de şuraya buraya bakıyorsun. Beğenenler de var ama işte rezalet, berbat diyen de var. O arkadaşımla da fikir ayrılığına düştük. Ve şöyle bir şey çıktı. Neden bu laf var? Yani neden ben Türk dizisi seyretmem? Sen şimdi şaka için söyledin ama gerçekten mesela Nazım seyretmiyor, biliyorum. Değil mi? Ya bir sürü insan... Biraz da okumuş yazmış veya işte biraz da dünya sinema tarihini bilen, yani sevenler ya ben seyretmiyorum, hatta Türk filmi seyretmiyorum'a kadar gidiyor bu iş. Ya biraz saçma yani, niye izlemiyorsun? Ama bunun benim soruyu şey sormak istediğim şey, demek ki bir şey var yani. Bir ön yargı. Evet yani ya bir ön yargı var ya da bir şey diyor ki çocuk, yani tartıştığım arkadaşım.
Ya inandırmıyor. Hı-hı. Şimdi aslında en önemli sorun o Black Hı-hı. Mirror Tabii. kopyası. Black Mirror'a inanıyorsun, Hı-hı. buna inanmıyorsun. Neden bu fark? Acaba İngilizceden mi? Aslında oralara kadar gider. Yani bir şey İngilizce olduğu zaman kabul ya, etmeye daha hazırsın. Olamaz canım. Ama yani, o bile var bence. Ha, olabilir belki de. Yani o artık hani başka bir durum. Yani onun ülkesiyle, memleketiyle bir problemi olması lazım. Kültürel bir, evet, ciddi bir çatışma. Kültürel bir, yani ülkede yaşamaktan mutlu değil. Ama işte bir... senin şey fikrini merak ediyorum. Neden olmuyor? Eğer ya olmuyorsa veya ben, oluyor da biz mi anlamıyoruz? Yani bu çok da bir kapsamlı bir soru. Hani bir tane cevabı olamaz bunun. Yani senin onlarca, fikrini merak evet. ediyorum. Yani birincisi tabii şu var. Yani şimdi yap bir dizi yazıyoruz biz Türkiye'de. Hani şey daha yeni başladı. Dijitale diziler, yani 45 dakika, 50 dakikalar. Dijitale dizi yapmaya kim daha çok hevesli şu an? Yani oyuncular, yönetmenler, gençler. Senaristler, gençler. Hani sansür ortamı hani çok büyük bir problem değil. Hani meselenin kendisi değil. Tabii ki büyük bir problem ama meselenin yani senin dizi yapamama sebebin değil. İşte hani alkoldü, küfürdü, şuydu, buydu. Yani oralarda da tabii bir serbestlik var. O da insanları cezbediyor. Ama hani şimdi 140 dakika dizi yapıyorsun. Adam yerli dizi ben izlemem diyor. Şimdi haksız mı? Değil. Yani 140 dakika dizi izlenmez. Çünkü hani aslında şu bile şu tartışmaya açık. Mesela şimdi yazıyorum ben. İşte 140 dakika dizi yapıyorum. Şu anki dizim başarılı. Türkiye şartlarında. Burada hani, söz dizisini yapıyorum. Evet, söz dizisini yazıyorum. Bilmeyenler vardır. Evet, yani yani biz bunun başarının ölçüsü ne? Rating. Rating olarak Türkiye'de en çok izlenen dizilerin başında yani, yani bir değilse ikidir, üçtür hadi diyelim. Şimdi bu başarı beni tabii ki çok mutlu ediyor ama tatmin ediyor mu manevi olarak, hani iş olarak, yani bir senarist olarak? Evet, etmiyor çünkü şu yok. Bu başarının hani karşılığı yok, evrensel bir karşılığı yok. Parasal ama, olarak mı diyorsun? Parasal olarak var canım, yani orada sıkıntı yok ama şeyde hani yaptığın işin bir... Dünyada karşılığı yok. Yani şimdi ama şunu, niye Arap ülkelerine falan satılıyor galiba? Ya satılıyor ama işte hani onlar da hani bu şeyle izliyorlar. Hani başka bir kafayla izliyorlar. Yani şimdi burada şu, kendine neyi örnek alıyorsun? Mihenk olarak o önemli. Şimdi ben True Detective'i izliyorum, Night of'u izliyorum, Breaking Bad'i izliyorum, Curry'i izliyorum. Ama işte onlar gibi iş yapmak isterim. Hayalim odur. O ayarda işler yapmak isterim. Ama işte yaptığım işle... İşte belki de yanlış orada ama. O yani şimdi Night of'un yazarı Steven Zellian'la meslektaşız. Teorik olarak. Ama yaptığımız iş bambaşka. Bu hani böyle biraz insanı üzüyor. Anlatabiliyor muyum? Sen kendi dünyanda... Ben de öyle bakmamak lazım diyorum. Yani. Öyle mi diyorsun? Ben hiç öyle bak... Ben o kafadan sıyrılamıyorum. Çünkü sen oraya baktığın zaman... Hayır ben de öyle bakıyorum da yani. Ben de Steven Spielberg'le o zaman meslektaşım. Ne güzel. Yani Türkiye için yapıyorsun. Aslında tabii. 700'ü beğenmeyenlerin neden beğenmediğini de anlıyorum. Yani Black Mirror'ı bekliyor herif. Oğlum Black Mirror olmaz Türkiye'de yani. Parasını i̇şte neden koysan, olma? Evet. Parasını koysan da olmaz. Yani çok Anglo-Sakson bir şey o. Yani ya ama kastı tam Black Mirror dizisinin kendisi değil. Ya herhangi başka bir diziyi de katabilirsin oraya. Yani fark etmez. Black Mirror olur i̇şte olmaz. Game of Thrones da olmaz. Game of Thrones da olmaz. Breaking Bad de olmaz. Yani orada hani başka bir şey var. Yani burada mesele şu değil. Ya 45 dakika yapsak şu kadar zaman harcayacak biz de yaparız. Değil evet. Çünkü daha temelde bir sıkıntı var. Bu toplum var. O değil. Yani bu toplum o değil. Bence daha temelde bir sıkıntı var. Şimdi öyle şeyler nasıl yazılır konuşmak lazım o zaman. Anlatabiliyor musun? Aslında ben de oraya getirecektim. Yani diyalog yazacaksın. Mesela Türkiye'de ciddi problemdir ya o diyalog yazmak. Sen o konuda beğeniliyorsun biliyorum. Evet biraz yani o konuda. Ya mesela bakıyorum değil. Ben de hep dediğin dizileri ben de seyrediyorum tamam mı? Breaking Bad'leri falan. Aslında Türkçe'ye çevir, o diyaloglar da yenilir yutulur değil çoğu zaman. Yani bayağı tiradlar atılıyor, bayağı ağır konuşmalar var. Ama aynı kesim, içinde ben de varım yani, onu Breaking Bad'de gördüğü zaman kabul ediyor. Sen yaptığı zaman olmamış diyor. Onu çözmek istiyorum yani neden o fark var? İşte o yerellik bence birinci şey. Yani sen karakterini Amerikalı gibi konuşturursan olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela Attila İlhan'da o hissi alıyor musun? Almazsın. Almıyorsun.
Yani muazzam çünkü. Yani hani Kemal Tahir'de alıyor musun? Almıyorsun. Bence işte aslında biraz dediğin hani şey en başta konuştuğumuz meseleye gelmek lazım. Hani senaryo yazarken hani nereden yola çıkmalıyız? Hani ben de şimdi bilmiş konuşmayayım ama. Yok, o hakka sahip olmuşsun. Hayır. Hakikaten kendimi öyle hissetmiyorum. Yani çok şey. Niye öyle şöyle bir sıkıntı var abi. Bir dakika, sen hissetmiyorsan başka kimsenin hissetmemesi lazım. Yok, olur mu canım? Niye? Çok çok iyi yazarlar, senaristler var Türkiye'de ama hani dedim ki ben hani öyle işte bakıyorsun. Evet, başarılı işlerin de var ama hani şunu diyemem. Yani işte şöyle yaparsan senaryo, film senaryosu iyi olur. O zaman yazdıklarına baktığında manzara o değil. Anlatıyor. Yani insanlar onu demeyecek mi sana? Ya kardeşim böyle konuşuyorsun. O doğru, ama onu hep kendimizde. Evet, ben de o çok doğru bir bakış değil ama. Değil. Yani hakikaten değil. Ya yani bir şeyin teorik olarak doğrusu doğruysa doğrudur. Onu söylemende bir sakınca yok. Yani sen ne yaptın kardeşim dediğinde zaten bu et hominem oluyor. Evet, kişiliğe bir şey, evet, bir şeyi bilmenin o işi yani illa iyi yaptığının göstergesi de değil ya. Mehmet Demirkoğlu harika bir spor yazarı ama adam hani teknik direktör değil gibi. Hani bir de iyi dediğin şey bir bağlamda olabilir abi, evet. Ancak mesela sen söz dizisini yazıyorsun. Onu biz şimdi hayır, bu Breaking Bad gibi değil diyerek eleştirmek çok enayici oluyor. Hayır yani, değil. Tabii zaten yani, orasından tabii tutmuyoruz. Ben hani işimden çok memnunum o manada. Şey değil. Kastettiğim şey o. Çünkü bir hedef kitle var. Dünyadaki karşılığıyla yani, hani den bahsediyoruz. Hani bir, ya şu da büyük ya bir şöyle adam hissediyorum. Affedersin. Tamam, karşılıksız başarı basıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani biraz öyle oluyor şey olarak. Tamam, ülke içinde çok başarılısın, şu bu bilmem ne ama bu hani seni bir yere götürmez. Ülke yani diziciliğini şu satarsın, biraz daha para kazanırsın, şu olur bu olur, orada kalırsın. Bir yere gidebilen var mı peki? İşte bir yere nasıl gidilebilir konuşmak lazım belki de, ne bileyim. Hani nasıl gidilebilir? Nasıl gidilebilir? Yani kendin için nasıl bir şey isterdin? Şimdi şunu düşünüyordum gelirken de hani biraz dünyada iyi senaristler var. İşte Robert Towne var, David Koepp var, Eric Roth var, John Logan var, Steven Zaillian, David Mamet gibi belki hani bizim de bilmediğimiz adını yüzlerce muazzam senaristler var. Şimdi bu adamlar hani aslında biraz da belki sinema üzerinden konuşmak. Çünkü dizi konuşmanın şöyle bir sakıncası var. Çok bize özgü ya bizim yaptığımız şey. Hani onu oradan hani bir yere varamıyormuş gibi hissediyor insan kendini. Ya yani burada bir takım koşullar var ve sen bu koşulların içinde var olmaya çalışıyorsun, bir başarı üretmeye çalışıyorsun filan. Ama bu koşullar çok bize özgü. Dolayısıyla bu yani bize bir şey öğretmez, sadece adapte eder. Bir takım koşullar adapte olmakla alakalı, başarmakla değil. Yazdığın iş hani diyelim ki reytingleri çok iyi bir iş olsa dahi o iyi bir senaryo, iyi bir oyunculuk anlamına gelmiyor ya. Yani iyi senaryo yazdım ve reytinglerim çok iyi diyemezsin. Ya da çok başarılıyım diyemiyorsun. Evet. Şimdi kötü senaryoların da çok izlendiği dönemler oluyor. Örneğin Enes Batur. yani evet. Onu söylemekte bir sakınca yok. Abi şeytanla el sıkışma diyelim mi buna? Diyelim. Çünkü şunu hissettim ben. Bence kafanızdaki şeyleri yazamıyorsunuz Türkiye'de. Bak şimdi. Ya şimdi ama bak şunu konuşmak istiyorum ben. Dolaylı kafamdaki olarak şey doğru mu abi? Onu nereden biliyorsun? Konuşmalarınızdan, izlediğiniz filmleri söylemenizden. Tamam. İşte hissettiğiniz şeyleri az mesela çok dün aldım. Akşam, dün değil ondan önceki akşam Münih'i izledim. Hastasıyımdır, herhalde 650 kere izlemişimdir. Tamam, ezbere bilirim. Benim zaten bir şey ezberlememişim. Bir kere izlemem yeterli. Filmleri böyle diyalog sahne neredeyse hatırlıyorum. Ben de ezberlerim. Yani şimdi Münih muazzam bir film. Şimdi görüyorsun, tamam mı? Ne iyi görüyorsun senaryosunda. Şimdi orada şimdi problem başlıyor benim için. Ülkenin de hali belli. Efendim? Ülkenin de hali belli. Ya ülkenin hali belli değil. Abi kimse seni engellemiyor ki Münih gibi film yazma. Yani yazarsan ayağını sıkmıyorlar. Yani yok, çok iyi lan bu pat. Engelliyorlar canım. Engellemiyorlar abi. Yani bir şey yok. Yapmazlar öyle yapmaz, şey. Yapmaz, o ayrı. Tamam, işte o engellemek oluyor. Hayır yapma ama yani dediğim gibi senin bir kere her şeyden önce o malı çıkarman lazım. Tamam mı? Yani şu tartışılabilir. Seven'ı aldık abi hep beraber, tamam mı? Senaryosunu Türkçeleştirdik, yapımcılara götürdük. Satamazsın. Şimdi o ayrı bir şey ama önce yazman gerekiyor. Şimdi onu yazabilir ama misin? Ama bilmiyoruz ki, belki var öyle şeyler. Bilmiyoruz. Çok iyi senaryolar yani var ya. Bilmediğimizi konuşmuyoruz. Yok yani belki birileri yazıyor, biz yani çıkamıyorlar onu diyorum.
Bence düşük, çıkar düşük abi. Bir olasılık ama. Bence çıkar. Ya o kalitede bir senaryo kimse yani bir kişi gözden kaçırsa ikinci bir adam kaçırmaz abi. Yani birileri yapar onu. Bence... Bu Seven konusu ilginç çünkü benim bir öğrencim onun senaryosunu okumuştu. Hı-hı. Ya ilginç aslında o senaryoyu okusan beğenmezsin demişti. Yani şimdi biz çekilmiş halini biliyoruz ya. Tabii. Aslında orada David Fincher'ın da çok katkısı var. Ama şimdi David Fincher ona o senaryoyu heyecanlanıyor. Onu biliyoruz. Evet. Ya burada acayip bir şey var diyor adam. Ben bundan bu yeterli. Bir şey çıkarırım. Evet. Bu yeterli zaten. Zaten senaryo sadece şu hani filmin kendisi değil. Öyle bir algı da var garip bir şekilde. Evet. Hani senaryoyu bir yazacaksın tamam abi onu da aldı Oscar adayı. Senaryo çok önemli. Ekolü çok önemli diyor. Ayrı mesele. Her şey değil. Sadece seni tabii. Yola çıkaracak şey yani. Başlıyor zaten. Evet zaten. Yani barut patladı ve mermi çıktı ama mermi nereye gideceğini bilmiyorsun ki. Senaryo meselenin kendisi elbette çok iyi olmak zorunda ama aynı zamanda iyi prodükte edilmek zorunda, iyi oynanmak zorunda ki hani o evet senaryonun da iyi olduğunu anlayalım. Ya bence birçok kez iyi senaryodan kötü filmler çıktığını görüyoruz. Çok. Yani mesela o Olağan Şüpheliler denen film muazzam senaryo ama bence kötü çekilmiş bir film o şey olarak ben baktığında. Bu arada ben neden bahsediyordum hiçbir fikrim yok. Peki abi. Nazım'ın büyük sorusuyla peki istediğin abi, şeyleri yazamamışsın. Şeytanla el sıkışma diyordun. Sen öyle mi görüyorsun Nazım? Ben öyle görüyorum. Neyi yani, öyle görüyorsun bu şeytanla el mi sıkışmış? Bence sıkışmış. Bence sıkışmış. Bunu hemen acile kaldıralım. Program sona erdi. Ama bu arada kendi de fırsat bulsa hemen sıkışacak bakma sana. Peki tam olarak cevabını almadım tamam. Bu arada. Buyur abi. Az önce. İzleyiciye ne gösterirseniz izleyici onu mu izler? İzleyicinin istekleri doğrultusunda mı bir şeyler nereye geliyor? Nereye yaptın? Hangi mecradan bahsediyoruz? Genel olarak. Dizi mi? Dizi konuşuyoruz şu an. Dizide seyircinin isteklerine hizmet etmek zorundasın. Çok net. Seyirci bir şeyleri sevecek, sen de oradan yürüyeceksin. Ben de işte elinde. Evet. Kumanın yani bir de hani tamamen ticari bir mecra. Hani orada sanatsal, kreatif kaygılar artık minimumda. Türk televizyonculuğundan bahsediyoruz. Tabii ki hani mesela Poyraz o manada benim için bir şanstı. Çok kendimce atıp tutuyordum, kimse karışmıyordu. Sonra başka öyle diziler de geldi filan ama hani ben çok saçmaladığımız şeyler, hani asla televizyon dizisine yapmaman gereken şeyleri yaptım Poyraz'da ve kimse de ya ne yapıyorsun demedi, onu sevmişlerdi. O lükstü mesela. Ama her seferinde bu olamıyor diyorsun. Her sefer, esmiyse şimdi yazdığım dizide, sözde öyle bir lüksüm yok. Şey olarak tamamen hani çok bir takım belli. Evet bir takım doğrular üzerinden gitmek zorundayım. Seyirciyi mutlu etmek zorundayım. Kafama göre takılamam ama yine kendimce en yüksek kreativiteyi sunmak zorundayım. En iyi sahneyi yazmak zorundayım. En iyi diyaloğu yazmak zorundayım. Yani o orada net. Şu evet. Anda yaşadığımız bu tartışma biraz şundan kaynaklanıyor. Sonuçta bizim olmaz öyle saçma şey aslında. Hatta sektöre girmek bölümü vardı ya. Hı hı. Şimdi sektöre biz tabii uzağız. Evet. Yani ve hatta tam tersi koşuyoruz ya. Hı hı. Sen de aslında tam sektörün göbeğinden geliyorsun. Evet. Ama çok önemli senin burada olman çünkü şey olmaz. Yani tamamen orayı reddederek bir yere varamazsın. Eğer onu düşünüyorsan. Yani şöyle bir şey abi. Diyelim ki şeytanla anlaşmadık tamam mı? Dedim ki eli attım ben şeytana. Aç kalırsın abi. Aç kalmasan bile... O yetenek seni ne kadar götürebilir abi? Yani diyelim ki param da var. Tamam mı? 10 milyon dolar da koydum bir köşeye diyelim. Yani bir senede harcadım filmi. Şimdi şunun garantisi var mı? Muazzam işler yazacağının garantisi var mı? İşte Amerika'yı ben bu yüzden çok takdir ediyorum. Kaç sene önceydi? Paralarını alamadıklarından ötürü hani bir şey yapıldı. İş bırakma eylemi yapıldı falan. Bir yıl boyunca şey kalktı. Diziler kalktı. Yani çıkmadı. Yeni bir şey çıkmadı zaten. Hop ondan sonra hemen herkes geri adım attı. Bizde böyle bir mekanizma olsa ya da senaristler topluca böyle bir arkadaş buna bir dur diyelim. İzleyici yani 130 dakika yapmayalım. Yapmayalım abi. Bu işi. Ya da gerçekten doğru düzgün şeyler çıkaralım. Doğru düzgün. Lütfen yanlış anlamayın. Hiçbir şey kastetmiyorum. Kafamız hep şey olarak çalıştığı için Game of Thrones'lar da çalıştığı için bunları söylüyorum. Böyle şeyler yapalım dense acaba Türk televizyoncuları da bir adım geri atar mı? Ya atabilirler. Hani bu denendi de aslında ama bak şunu ısrarla söylemek istiyorum abi. Mesele yani 140 dakika şey meselesi formal bir mesele. Açılabilir. Hiç önemli değil. O kadar ciddiye almıyorum ben kendi adıma. Ne anlamda söylüyorsun? Bölünür şu anlamda söylüyorum. Diyelim ki diziler yarın bir kararname çıktı ve 60 dakikayı düştü.
Ne izleyeceksin? Yine aynı şey. Birden Breaking Bad'ler mi basacak ekrana? Anlatayım. İşte hani televizyon seyircisini de şey yap. Tamam mı? İsviçre'den de getirdik şeyleri. Televizyon seyircisini. 10 numara bir şey. Aslında şu hani riskli bir şey söyleyeceğim. Kızacak bana belki birçok sektöre arkadaşım ama 140 dakika olmasa dizilerin hayat kurtarıyor. Çünkü bu yeteneksizlikle tamam mı sektördeki bu hakikaten yani arada kaynıyorsun. Şimdi bana deseler ki 60 dakika dizi yazacaksın. Zorlanır mı? Ve senden şöyle bir iş bekliyoruz. Diyecek hani Breaking Bad'i yazacaksın abi. İşsiz o zaman kalırsın. Şu onu yazamazsın abi. Öyle bir yeteneğin yok. Anlatabiliyor yok. Öyle hadi bir bakalım hocam. Yok. Buyurun. Yani müthiş bir şey abi. Şey yani yönetmen olarak da bence herkes işsiz kalır. Oyuncu olarak da yani şu 30 sayfada anlattığın şeyi tamam mı? Bir sayfada anlatmak zorunda. Bu muazzam bir yetenek gerektiriyor. Yani, muazzam bir tecrübe yani, yetenek derken beceri her anlamda gerektiriyor. Her şeyin 10 katı olması lazım. Oyunculuğun yazar yani yazar öyle bir sahne kuracak ki sinema tarihine geçmesi lazım onun. Anlatabiliyor muyum? Yani adam Breaking Bad'i öyle açmış. Ben dakika bir gol bir vurmuş. Tamam mı yani? Şimdi işte bütün kreativiteni kullanmak zorundasın. Ve adam öyle bir çekmek zorunda. Ve ışıkçı öyle bir ışık yapmak zorunda ki. Anlatayım. Ve kostümcü ve mekancı öyle bir iş çıkarmak zorunda ki. Şansın yok. Şimdi var mı abi bu beceri? Ama işte tersten biraz geliyorsun. Yani o Amerikan toplumu öyle. Yani bir dakika boş yok heriflerde. Yani. Abi doğrusu o. Ya onlarla ama alakalı hani değil. Onu işte Türkiye... Ya o kıyaslama hep yanlışa götürür bizi. Yani onun için Veysi'nin çok sevdiği o soru manasız bir soru. Türkiye'den çıkar mı sorusu? Hı. Saçma bir soru yani. Burası başka bir kültür abi. Sen daha iyi biliyorsun ya bunu. Tabii yani. Ki. Doğu ama işte burası. Hani burayı konuşuyorsak zaten her şey buraya özgü. Evet onu diyorum. O zaman hani her şey mükemmel zaten. Ya sektör gidiyor abi. Yani konuşacak bir şey yok. Bence gayet başarılı zaten. Şey bence de müthiş. Yani... O manada hani bana şey derdim o değil. Bence Türkiye'deki senaristler, oyuncular, yönetmenler muazzam iş çıkartıyor bu şartlarda. Şimdi bir Amerikalı yönetmen yapamaz bunu. Yani 130 dakika herif ölür abi. Ölür hakikaten. Yani ölür o, yani. Öyle bir, o temponun içinde yani adama dese zaten inanamıyorlar. Yani biz öyle bir iki tane tanıştık, ettik, konuştuk. Adam inanamıyor. Yani olamaz öyle. 6 günde nasıl sen 140 dakika mal çekersin? Hani adam savaş dizisi çekiyor abi. Bizim yönetmenimiz yazıyor. İnanılmaz ya yani gerçekten. Yani her hafta yani 90-100 sayfa çekiyor. Silahlı çatışmalar şunlar bunlar. Şimdi olağanüstü bir beceri. Ama bu şu da demek değil işte. Yani bizim için. Hani biz de 45 dakika çeksek böyle çekeriz de değil. Orada hani başka bir fundamental eksiklik çıkıyor ortaya. Daha temel. Drama ile ilişkimizle alakalı bu. Tamamen. Veya kültürel şeyler. Evet yani hani bence işte konuşulması gereken şey biraz da o abi. Şey olarak baktığında bizi neden kimseyi tatmin etmiyor yazdıklarımız? Kimseyi değil aslında çoğunluk tatmin oluyor. Evet. Seyirci olarak mı tabii, bahsediyor? Tabii. Yani işte orada işte seyirci de hani dediğim gibi öyle şey bir seyircimiz var mı? Hani gurmesi olan, ayırabilen o da önemli. Tabii. Nasıl bir seyirci iş yaptığın da çok kadın önemli. Kadın diye bir dizi seyrettim ben işte biliyorsun senle konuştuk. İşte ben o toplara girmem. Yok o girmesin ben gir. Hayır diziyi kötülemek için de değil. Gerçekten seyretmek durumunda kaldım. Abi bir bölümde olan şeyler... Ya bak hakikaten dizi kötü diye demiyorum. Yangın çıktı. Kadın ölmek üzere oldu. İşte düştü. Çocuk hırsızlık yapıldı. Yani sayamıyorum artık. Yani o kadar çok şey bir bölümde oldu ki. Biterken... Ulan diyorsun bir sezonluk mal geçmiş yani. Tabii ama bir sonraki bölüm de öyle, bir sonraki bölüm de bizim yani. De öyle. Biz de öyle yapıyoruz. İnanılmaz bir şey ya yani gerçekten şimdi, acayip bir şey bu. Evet o reyting savaşıyla da biraz alakalı yani orada. Hayır hani, bir beceri var abi burada. Yani muazzam. Yapamazsın bunu. Evet müthiş bir beceri yani var. Böyle yani. Bir mekanizmayı her hafta 130 dakika çalıştırmak hakikaten çocuk oyuncu. Ama bunu güzelleme ama yapmak için de söylemiyorum. Şöyle bir şey var. Şimdi mesela dram sanatı falan filan konuşuluyor ya. Şimdi mesela ben şeyin çok hastasıyım. Bahsettim sana bir iki. Christopher Vogler'in işte yazarın Yolculuğu diye bir kitabı var. Adam bütün hani 1000-2000 senelik dram sanatı denen şeyi işte formüle etmişti. Bir takım tekniklere bölmüş falan filan. Türkiye'de dram sanatı yani dizilerde hani şöyle yüksek sahne düşük sahne. 1-0. Evet.
Tamam mı? Yani dramaturji bunun üzerine gidiyor. Yüksek sahneler var. Düşük sahne. Bu sahne biraz düşük. Aa bu sahne güzel yüksek. Bu sahne düşük. Anlatabiliyor muyum? Yani dram sanatının geldiği şey bu. Anlatabiliyor muyum? O böyle hani acayip bir sarmal. Hocam 130 dakika diyoruz ya diziye. O 130 dakikanın 40 dakikası zaten bakışmalarla geçiyor. Evet ama öyle olmak zorunda. Bir tane diyalog merhaba diyor. Bekliyoruz. Yok böyle. O kadar değil. Baktım o kadar değil. Yani yok, genel dramatik genel anlamda oluyor. Ya yani mesela kadın gelmiş işte çok sevmediği annesinin evinde kalmak için izin istiyor. Yani annesi de sen nasıl gelirsin bilmem ne diyor bağırıyor çağırıyor. Yani dramatik bir an. Gerçekten orada evet böyle bir 12 kere falan herkesin birbirine bakışları yakalıyor. Şey, ama o şeyde de var orada. Abi hani bazen mesela yönetmene geliyor. Abi 5 dakika eksik var. Baksınlar. Kamerayı, baksınlar abi hani öyle yüksek bir şeyde. Yani bu, bunlara girersek çıkamayız hakikaten. Yani şey hani o yani, sıkıntı var abi sektörde. O değil ama hani iyi kötü. Bence bir yanıyla muazzam iş çıkartıyoruz. Bir yanıyla da çıkardığımız iş aslında hiçbir işe yaramıyor. Hani ya çok... ama televizyon dizisi ucuz bir şeydir ya bir yandan. Tabii, tabii. Dünyada da yani bakma. Bir de biz hep iyileri evet, görüyoruz. Evet evet. Şimdi tam onu diyecektim. Biz hani Amerika'dan tabii. Hani Breaking Bad'i konuşurken alttaki tabii. 5000 tane çöp işi konuşmuyorsun. Yani Amerika'nın piramidin en iyilerine tepesi. Bakıyorsun. Evet. Olmaz yani. Ama bence zaten öyle yaparsan bir yere gelebilirsin abi. Yani Amerikalılar da çok kötü, biz de çok kötüyüz. O zaman yani bu kime ne faydası olacak ki bunun? Peki o zaman tamam. Sırası gelmişken seni buraya bugün aslında çağırmamızın bir nedeni daha vardı. Meksikalıların da dizileri çok kötü. Oh. Rahatız. Rahatız abi. İFA'da ders, İFA'da atölye başlatıyor istiyorsan ders, bir duyurun. Evet, atölye diyelim, ders demeyelim. TV'lerden transfer ettik. Sektörün damarından. Sektörün damarından senaryo eğitimi almak kıcır. İstiyorsanız. Sektörün gerçeklerini öğrenmek istiyorsanız. Şeytanın senaristi burada. Şey, nasıl bir şey yapacaksın hakikaten? Nasıl bir şey yapacağız? Yani böyle daha hani o kadar teorik bilgilerle insanları bunaltmayacağımız... Sektörlere nasıl girmezler, nasıl kafalarını karıştırırım da nasıl başka iş bulur senarist adayları adlı workshop'umuz. şaka bir yana. Yani gençlerle herhalde bir projeyi konuşacağız değil mi? Bir proje yapmaya çalışacağız. Bir proje hep beraber işte kafa kafaya el ele verip bir senaryo, bir dizi senaryosu nasıl oluşturulur? Kaç haftada? 12 haftada uygulayarak. 12 haftada uygulayarak yapmaya çalışacağız. Evet, kayıtları coşturun da V'si biraz para kazansın. Evet. Aslında ben onu programlarda da hep söylüyorum. Hikaye önemli değildir diyorum. Millet aşağıda kavruluyor millet. Nasıl olur hikaye önemli şey? Sen ne düşünüyorsun o konuda? Şimdi bence sık bilinen bir yanlış var. Yani bu senaryo yazımlarında yaptığımız bir takım hatalar. O da şu... Olay örgüsü dediği bir şey yani bir işte bir film başlar, bir adam vardır, bir kadın vardır, başına türlü hadiseler gelir ve biz buna hani hepsine beraber bir sahneler, planlar, şunlar, buna film diyoruz. Aslında hani geçen gün Nuri Bilge Ceylan'ın bu Bir Zamanlar Anadolu filminin kamera arkasını izlerken bir şey fark ettim. Yani çok güzel bir şey söylüyor Nuri Bilge Ceylan. Bir oyuncuyla konuşurken diyor ki oyunculuk göstermek değil, gizlemektir diyor. Biliyorum o. Şimdi bu aslında müthiş bir şey, motto, şey olarak. Yani sinemadaki bütün öğelerin bunu kollaması lazım. Özellikle senaryonun. Şimdi bence bütün bu olay örgüsü dediğimiz şey, yani bizim film, senaryo zannettiğimiz şey, kendisinden daha yüksek bir fikre hizmet etmiyorsa çöptür abi. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Yani sinemadan konuşuyoruz. Dizileri artık hani bir köşeye bıraktık. Yani izlediğimiz aslında filmlerde... Aslında dizide bile öyle bence de. Dizide de öyle tabii. Yani dediğim o iyi dizilerde öyle. Hani şeyde öyle değil. CSI Miami'de öyle değil ama... işte bizim konuştuğumuz, ısrar hep takip... yani bahsi geçen... işte True Detective'lerde, şunlarda, bunlarda... evet böyle bir takım mevzular var. Şimdi bence hani işin kalbi burada atıyor. Yani şimdi böyle baktığın zaman aslında... yani Türk sinemasında şu problemi görüyorsun. İzlediğin filmlerin %99'u bu manada çöp. Film değil. İşte David Mamet'te mesela öyle bir şey var. Çok güzel. Yani bir filminde bir tez vardır. Ve filmdeki her unsur ona hizmet eder. Buna senaryo da dahil. Senaryonun kendisi değil. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok şey hayati bir durum. Yani biz bunu kollamıyoruz. İşte geçen gün Münih'i izlerken bir kez daha fark ettim ki yani filmin evet harika bir senaryosu var.
Ama işte hikaye dediğim şey başka. Başka bir şey. Yani o senaryonun o olay örgüsüne hizmet ettiği bir şey var. Biz filmlerimizde bunu çok göz ardı ediyoruz. Dolayısıyla yaptığımız işler sadece hani bir takım olayların olmasından ibaret oluyor. Halbuki... Çok güzel söyledin. Bir takım olayların olup bitmesine film denmez. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yani... olaylar zaten oluyor. Evet, olaylar hani şunu düşününce aslında hani geçen yine karıştırırken fark ettim. Linda Seger'de böyle bir kadın var. Senaryo kitapları yazıyor. Senaryo hani kuramsal olarak da bir şeyler yazıyor. Sen okumuş muydun? Orada bir Jaws şeyi var. Hikayesi var. Çok iyi. Yani daha önce de aslında biz onu birkaç kez arkadaşlarla konuşmuştuk. Kadın da öyle yazınca çok hoşuma gitti. Hani sanki önden fark etmişim gibi hissettim kendimi. Şu yani bir filmin hikayesini biliyorsun abi. Bir tane köpek balığı gelir. Bir sahil işte Los Angeles'ı bir sahil kasabı. Çocukları yemeye başlar. İnsanlara saldırır. Yüzlerce kere anlatılmış bir öykü o. Evet. Yani peki şunu sormamız lazım filmi izlerken. Onun bir film olması için. Neden yapıyor bunu bu köpek balığı bu insanlara? Ya bir film bunu niye anlatır? Veya biz niye buna bakıyoruz? Biz niye buna bakıyoruz? Tamam hani içinde öğeler var. Korku, gerilim, bir takım dramatik şeyler, unsurlar var ama bütün bunlar bir filmi film yapmaya yetmez. Neyle açıklıyor kadın merak ettim. Kadın şöyle açıklıyor. Aslında yani ukalalık olacak ama ben de öyle açıklıyordum. Hatta biz bunu Ertan'la da konuşmuştuk o zaman. Aslında beni de biraz Ertan uyandırdı. Şu, üç kişiler, bir bilim adamı, bir balıkçı ve bir polis. Adam bir hikaye anlatıyor, balıkçı olan. Adam meğer ki işte İkinci Dünya Savaşı'nda nükleer bomba taşıyan gemideymiş. İşte Amerika nükleer bombalar atmış ve üçüncü bir gemi Japonlar batırıyor ve köpek balıkları milleti yiyor. Oradaki asker falan gibi bir hikaye anlatıyor. Şimdi çok detaylı bir cümle aklımda değil ama onu anlıyorsun. Ki, bir gece içki içerken anlatıyor. Evet, bir şey dediler. Ve anlıyorsun ki evet bu köpek balığı bir şeylerin hesabını sormaya gelmiş. Japonlar aslında. Evet. Değil Japonlar ya da şey yani bunu bir başka türlü de okuyabilirsin her türlü. Ya da ne bileyim hani başka bir film. Mesela Seven'da da böyle çok güzel bir mevzu var. Hani dediğin gibi harika bir olay örgüsü izliyorsun. Ama bu yetmez. Tabii. Bir filmin hani bu olay örgüsüne hizmet ettiği daha derinde, daha içinde başka bir anlam olması lazım. Biz o filmleri biraz da bu yüzden beğeniyoruz. Yani neyi beğendiğin insan fark etmez ya. Aslında biraz uyanık olunca onu görüyorsun. Adam sana orada başka bir hikaye anlatıyor. Derdi şey değil. Bir tanesi katil var da 7 kişi öldürüyor da bilmem ne. Tamam onu zaten mükemmelen yapıyor adam. Ve mükemmelen çekiyor. Oyunu harika oynanıyor ve görüntüler her şeyle muhteşem müziği filan. Ama adam o mevzuyu koymasa yani dedektif William Somerset'in hikayesi bence o film. Bu tamam benim şahsi kanaatim. Adam bilge. Her şeyi görüyor, her şeyi biliyor ama bir türlü engel olamıyor. Ya işte film bunun hikayesi aslında. Bir seri katilin hikayesi değil, bu adamın hikayesi. Ve bu adam bize bir şey söylüyor. Yani, evet hani hatta bir sahne var orada çok müthiş ya ben bayılıyorum ona. David Mills yani Brad Pitt'in oynadığı karakterle bir şey konuşuyorlar. Sen hiç silahını ateşledin mi diyor. İşte ben bir kere çektim diyor. Şey diyor ki yani ben hiç çekmedim hiç ateş etmedim diyor. Yani adam emekliliğine yakın biri polis. Hiç ateş etmemiş. Hiç ateş etmemiş. Yani adam bir şeylerden kaçmış filan. Ve o kaçtığı için bütün bunlar oluyor. Aslında. O zinciri bozacak adam bu. Bir de bilge filan. Ya anlatabiliyor muyum? Şimdi beni heyecanlandıran şey senaryoda bu abi. Temalar aslında. Temalar ve hani bir takım... Ya bir tez atman lazım ortaya. Ki o bir film olsun. Yoksa ya hani güldük, eğlendik ya da ağladık zırıl zırıl. O bir film değil. Yani o birinci düzey. O katman. Evet. Yani şey evet. Üstteki... Hani şu tabii hani bir sektör de var. Yani en nihayet bütün filmlerden bir sanatsal şey bekleyemez. O da çok saçma. Tabii. Bir takım filmler insanları güldürecek, ağlatacak şu bu ama hani kendi kişisel lezzetim, zevkim ve yapmak istediğim ve gitmek istediğim yol açısından bu çok hayati benim için. Ama şu dediğin çok doğru, %100 katılıyorum. Hitchcock için de şöyle bir şey vardı mesela. Hitchcock zamanında hiç beğenilmeyen bir adamdı. Yani
Olabilir. Yığınlar yani kit, filmleri çok iş yapıyor ama Amerika'da entelijansiyayı falan hiç ciddiye almıyor. Sonradan Truffaut ve rağbet edince ilgi diyorlar işte bu adam ya bu adamın filmlerinde mesela tekrarlayan temalar var. Bir takım unsurlar sürekli geliyor ve çok alt düzeyde bir insani şeye hitap ediyor aslında. Yani korkular, toplumla, polisle meseleleri falan filan. Yani değeri sonradan anlaşılıyor. O anlamda şey ticari görünen şeyler de bazen sonradan tabii yani işte ben Amerikan sinemasında özellikle onu çok hakikaten seviyorum. Yani şey ticari başarıyla hani bir sanatsal derinliği birçok film bir arada da tutabiliyor. Yani bizim sevdiklerimiz. Zaten hani... asıl başarı o. Bence. Evet evet kesinlikle bence de o. Yani hani bir film yaptın 10 bin kişi izledi ve şey muhteşem bir film olmaz o. Evet, yani aslında... film çünkü öyle bir medium değil. Yani. Evet. Film 10 bin kişiye yapılacak bir şey değil abi. Evet yani milyonlara hakikaten izlenebildiği kadar izlenmeli bir film. Yani bu şey yani hani genelde öyle bir kanı da var. Bir takım insanlarda hani Avrupa sineması sanat deyip İşte Amerikan sinemasını biraz böyle bir şey yapıyorlar ama hani o da bir garip bir kafa. Fransızların yani. Uydurduğu bir şey o. Evet. Fransızlar Amerika'yı, şimdi Fransızlar buluyor ya bunu. Fakat Amerika çok ileri gidiyor ticari olarak. Fransızlar buna çok bozulup bir sanat filmi diye bir şey uyduruyor herifler aslında. Yani yok oğlum öyle bir şey. Sanat filmi diye bir şey yok aslında. Film var yani. Yani çünkü öyle bir tanım koyduğun zaman... Çok garip bir ikilik yaratmış oluyorsun. Yani bazı şeyler sanat, bazıları değil. Abi şimdi Godfather daha mı az sanat yani? Hiç onda yani, da sanat var anlatabiliyor muyum? Veya hani... Steven Spielberg'in filmlerinde de sanat var yani. Hani boktan bir Avrupa sanat filminden daha kıymetsiz değil ki onlar. Aynı şey yani. Ya bir de ben şeyi çok sevmiştim. Senin o bahsettiğin hani duygu meselesi var. Duygu ben... pornosu meselesi. Evet evet yani o da ayrı bir sıkıntı. Hakikaten büyük sıkıntı o. Yani ben... Dünyadaki bütün sentimentalizmi bir odaya doldurup yakabilesi bir adamım ya. Yazdıklarım dahil yani o derece. Duygusallıktan nefret ediyorum. Yani. Yazdın mı çok duygusal? Yazdım tabii hani bir sürü öyle sahne yazdım. Yani haksızlık etmeyeyim kendimi de şey hani insanlar sevdiler yani ben de seve seve yazdım ama işin oraya gelmesi. Yani şuradan hani o programı izleyince şuna baktım. Hani IMDb ilk 50'de ilk 100'de ne var hani. Bir tane film yok ki, yani pardon şöyle toparlayayım cümleyi, bir tane film şey değil, bir temel ana duyguya hizmet etmiyor hiçbir film. Bu kadar basit değil. Yani. Evet bu kadar basit değil. Yani şimdi bakıyorsun işte hani şeyde senaryo konuşuyorsak madem, hani bütün zamanların en iyi 3 senaryosu, hani en iyi 10 senaryosu gibi listeler oluyor ya farklı kurumların. İşte yok Amerikan Yazarlar Birliği'nin, yok bilmem neyin falan filan. Orada ilk 3 hiç... Hep aynı arasında değişir biliyorsun değil mi? Kimler? Chinatown, Godfather, Casablanca. Bir listede Chinatown birdir. Bir listede Godfather, bir listede Casablanca. Ama bu üç fikstir abi. Casablanca ile ilgili Umberto Eco'nun yazdığını okumuş muydun yok, sen? Yok okumadım. O filmin niye çok tuttuğuyla ilgili çok güzel bir yazısı var bir kitabında da. Senaryo sette yazılıyormuş. Yani sette sürekli değişiyormuş. Allah Allah. Ve şey, çok şaşırdım şu an. Diyor ki... Öyle bir klişeler yumağı ki aslında film. Yani baktığın zaman seyrettin mi hiç yakınlarda? İnanılmaz klişedir. Yakınlarda izlememe gerek yok. Hafızamda abi. Duruyor ya. Yani çok klişedir. Mesela şöyle bir laf vardır. Bu duyduklarım topların sesimi yoksa kalbimin sesimi karıştırıyorum der Ingrid Bergman. Tamam mı? Şimdi bu ben İstanbul Film Festivali'nde seyrettim. Sen bunu bir kıza söylesen. İstanbul Film Festivali'nde yenilenmiş kopyasını seyrettim 10-15 yıl önce. Herkes güldü mesela tamam mı? Bu sahne çıktığı zaman herkes güldü. Ama şey, senaristler sever o filmi yapısı dolayısıyla. Müthiş, olağanüstü. Canım. Chinatown da öyle mesela. Ben film olarak çok sevmem ama senaristler hasta olur o filme. Ama şimdi Chinatown tabii yani şey, bambaşka o manada. Robert McKee'nin de biliyorsun şey, Kur'an-ı Kerim gibi onu okuyup durur devamlı. Evet, evet. Şey yani ben de çok hani izledim, üzerine de okudum filan. O tarafta büyük bir sessizlik var galiba. Üçünü de görmedim. Üçünü hocam, üçünü de hatim ettik. Yani Chinatown hakikaten yani bizi izleyen senarist adayları ya da senaryo hevesli insanlar o gözle okuyup filmi de izleyip üzerine de yazılanları muhakkak okumalılar. Robert McKee'yi nasıl buluyorsun? Benim pek aram yok. Öyle hani mi? Öyle dediğin gibi o teknik şeyler ya hani öyle çok meraklı hani ben de neredeyse Amerika dahil yani yazılan bütün senaryo kitapları var evimde. Sid Field'lar işte ne bileyim Wendell Wellman diye bir enteresan bir adam var. Onun
Ama ben Vogler'i çok ciddiye alıyorum. Peki bunların gidip hepsinin aslında Homeros'a dayandığını kabul ediyor musun? Yani öyle işte, işte onlar kendilerince bir şey bence bir hani bu çok önemli ama. Yani adamların bugün yaptığı sinemayla işte 2-3 bin sene önce anlatılan hikaye arasındaki organik bağ adamları var eden bence işte Türk sinemasının asıl problemini doğuruyor. Onlar Homeros'tan alıp bugüne kadar bir dramatik yapı kurarken bizim de gidip o yapının içine sızmaya çalışmamız saçma. Ah ben de tam abes meseleyi oraya getirecektim. Aslında ben onu merak ediyorum son 4-5 yıldır. Yani çok batılı bir tabii sanat ya bu ve biz de batıdan bakıyoruz. Çünkü bu arada birçok algı birbiriyle taban tabana zıt. Bizim toplumumuz ya da hani doğu toplumlar ya da Müslüman toplumlar diyelim. Yani birçok algı taban tabana ders. Yani hani bugün onların epik dediği işte ne bileyim Braveheart'lar, gladyatörler aslında bir hep ve Hazreti İsa vurgusu var ya, çile çeken kahraman abi. Birey, evet. Evet, çile halkı için, başkaları için çile çeken kahraman modeli var ve adamlar neredeyse bütün hani o yapıdaki filmlerin hepsi buna hizmet ediyor. Hani bizde böyle bir algı yok. Böyle bir şey yaptığın zaman da karşılığını bulmayacaktır. Çünkü onlarda hani teslimiyet dedikleri şey başka türlü algılanıyor. Tabii. Bizde teslimiyet dediğimiz şey başka türlü algılanıyor gibi. Yani belki hani bir gün daha kendimize has bir dramaturji, dramatik yapı keşfedilebilir. Yani en nihayetinde onu Lucas keşfediyor. George Lucas. Hani şeyden. Yani sinemaya sokmayı akıllı. Evet, sinemaya, hocası çünkü. Evet, sinemaya sokmuyor. Ama birisi bunu aa hani burada bir şey var deyip yani Joseph Campbell'lar, şunlar, hı-hı, bunlar böyle bir şeyi keşfettiği için ama bir aslında süreç ya. Yani o yazılanı okuyup hani şey dediğin hani kültür dediğin şey sinema çok yeni bir sanat dalı olmasına rağmen kümülatif ilerliyor işte sürekli. Hani evriliyor. Sinemaya evriliyor aslında bu durum. Şimdi bizde bir sıkıntı o. Sinemamızı yaslayacağımız arka plan ne olmalı i̇şte gibi. Şeyi düşünüyorum. Muhabbet. Yani mesela muhabbet yoktur Batı'da. Hı hı. Yani muhabbet ettik lafı. Hı hı. İngilizce'de karşılığı da olduğunu sanmıyorum. Çünkü daha geniş bir anlamı var bizde muhabbetin. Yani orada konuşuyor herif. Hı-hı. Yani şuraya gittim, şunu yaptım. Ben şöyleyim, ben şunu düşünüyorum. Hı-hı. Sen ne düşünüyorsun? Ha öyle mi? Hı-hı. Bu değil bizdeki. Bizde döner aslında. Yani ne haber abi? İyi. İşte sen ne yaptın? Yani daha böyle bir kahve, o hı-hı, alay edilen kahve kültürü aslında muhabbet kültürüdür ya. İşte bence sinemalarını da o öyle yapıyorlar. Yani formül. Hı-hı. Tetikleyici olay, baş kahraman, evet, engel. Evet, o lazım. Yani onu alabilirsin. Onda biz, sıkıntı işte yok. Bize uymuyor o aslında. Yani biz daha... Mesela bence Nuri Bilge Ceylan'ın başardığı şey o. Filmlerde oturmuyor aslında değil mi? Yani, ama hayır, şimdi şöyle bir şey. Sadece Nuri Bilge Ceylan değil. İşte Kubrick'te de yok o. Kubrick de başka yani şey arıyor. Yani 1970'lere kadar o dediği şey yok zaten. Onu Billy söylüyor Wilder'da zaten Kubrick bu arada. Ben formu değiştirmek istiyorum diyor şey. Evet, yani, yani hani... O ayrı bir şey. Yani bunu adam okullarında teknik olarak bir film nasıl, hangi aşamalar olursa bir film, bir filme benzer öğretiyor. Bunu biz de öğretmeliyiz. Yani biz de öğrenmeliyiz. Pardon. Onu mutlaka öğreneceksin. Onu öğrenmeliyiz zaten. Ama oradan yürümen zor. Onu diyorum. Orada, evet, sadece buna yaslanamazsın. Bunun üstüne bir şey koyman lazım. Kendince bir şey söylemen lazım. Dedi yani bize senaryo yazmayı öğret. Tin karşılığı bir dakika abi. Yani bir dakika. Sahneyi açarsın, aksiyonu yazarsın, ortaya diyaloğu yazarsın, öğrendin senaryo yazmayı. Bu kadar. Ha çok ileri gitmek istiyorsan şunu yaparsın. İşte ilk beş dakika karakteri tanırsın. Olağan dünyayı görürsün. 15. dakikada bir şey gelir adamın başına. İşte ne bileyim, arabası çalınır. Arabasının peşine düşer. Aslında filmlerden örnek vermek daha güzel. Yani Braveheart'ta mesela tetikleyici olay ne? Karısı öldürdü. Karısı öldürdü. Ormana girişine işte İngiliz karargahını basıyor. Artık kahraman için geri dönüş olmayan yola girmesine biz işte ormana giriş deniyor. Sonraki adımlar işte film ortası felaketi ve hani final düğümü gibi gibi. Bunun içinde de bir sürü kendince öğe var. Hani Vogler'de işte bunun şeyini anlatıyor. Bu adımların kahramanda hani manevi olarak hangi adımlara değmesi gerektiğini anlatıyor. O manada daha kıymetli bir kitap. Teknik değil sadece. Evet, ben teknik meseleden evet şey yapıyorum. Şimdi teknik ama onu öğrenmen lazım. İyi bir film yapıyor olman için. Onu bileceksin. Bizim zaten filmlerde mesela bunların hiçbirini yani ben lezzet almıyorum o manada.
Türk filmlerinde izlediğimde hani o adımlar bir şeye tek değmiyor. Anlatabiliyor muyum? Hani bu matematik olunca en azından bir filmi izliyormuş hissi geliyor sana. Doğru. Yani içeriğinin boş olması haricinde teknik olarak da sıkıntılıyız. En azından hani teknik olarak toparlamak lazım senaryoları. O mühim. İki yıldır bir kanallarla yoğun bir sürecim oluyor işte. Sürekli projeler gönderiyorum. Geliyor, gidiyor. Tanıdığınız var mı diyeceğim. Ayarlayın ya. Şunu fark ettim abi. Bir katılıyor musun ya da karşı çıkıyor musun diye. Ya da başına geldi mi? Ben bir projeyi şu anda Nazım Yılmaz ismiyle gönderdiğimde kabul edilmezse... ...aynı projeyi Ethem Özcek ismiyle gönderdiğimde... ...kabul edilme ihtimali daha yüksek oluyor. İnsanlar aslında... Şu anki TV sektörü projeden ziyade projete bakıyorlar. Kimin gönderdiğine daha fazla bakıyorlar. Peki hemen şu soruyu soruyorum. Universal'a iki tane senaryo göndersek, bir tanesinin üstüne David Koyep yazsa, bir tanesinin üstüne de Ethem Özcük yazsa. Hangisini değerlendirir? Şu. Tabii ki Koyep'i değerlendirirler. Bu doğal bir şey. Yani doğal bir şey. Aynen. Anormal bir şey değil, onu demek istiyorum. Çok normal. Okey. Hakkını yiyorlar. Hakkımızı yiyorlar. Hakkımızı yiyorlar diye bir şey yok yani. Abi yani bu... Şimdi dünyadaki herkesin başına gelecek olan... Gelmiş olan şey senin de başına gelmeli. Aynen. Ne kadar yetenekli olursan ol. Anlatabiliyor muyum? Yani Robert De Niro'nun günahı neydi abi? Adam gitti kuru temizlemelerde çalıştı değil mi? Yani ne rezillikler. Bir zamanlar o da bu duygudaydı. Adam iki tane Oscar almazdan evvel. Ya kardeşim işte çok yetenekliyim ama bana vermiyorlar şans diyordu. O şansı sen yaratırsın abi. Yani akacak kan damarda durmaz. Bak çok doğru bir şey söylüyorsun. Yani hiçbir, aslında kimin dediği önemlidir her zaman. Yani sadece senaryo için değil bu. Tabii yani ben şeyi, onu diyorum. Yani ben dersen başka şey olur, sen o dersen başka şey olur. Başbakan derse başka bir şey olur. Yani gayet normal. Buna şaşacak bir şey yok. Tabii. Sen buna şaşıyor musun? Şaşmıyorum. Yani şöyle bir dünya yok abi bak. Çok yeteneklisin. Acayip de bir senaryo yazmışsın. Birden işte içeri şey adamlar giriyor, baba ver o senaryoyu bize. Ama böyle bir dünya yok ben abi. Çok yeteneklisin, ne olur gitme lazım başka yere. Böyle bir dünya yok. Hakikaten yok. Sen tırmalayacaksın abi. Yani insanlara okutacaksın. Şeyi düşün. İşte Rezervuar Köpekleri'nin işte adam 30 bin dolar parası var Tarantino'nun. İşte amcasıyla çekecek, arkadaşlarıyla çekecek. Harvey Keitel okuyor, ya diyor burada bir şey var. İşte o da bilmem kim yapımcı, Weinstein'ı galiba. Ona diyor ya burada ben iyi bir senaryo buldum, bunu çekeyim. Çekiyorlar. Yani akacak kan durmuyor damarda. Sen ama yani... şurada Veysel'in hakkını vereyim. Yani Amerika'da sürekli bir talent avcılığı var ya, yetenek avcılığı var. Burada da var. Orada ben hiç şey yok. Ben burada o kadar görmüyorum. Hayır, burada talent da sıkıntı var. Avcılık da yok. Bence. Yani yok, şöyle... Okuldan çık mesela bir kız okuldan çıkıyor. Biliyorum birebir bir sürü örneği var. Yani bir tane kısa film çekiyor, bir ödül oluyor, Sundance'e gidiyor falan. Zırt hemen bir projesi bir bakıyorsun yapılmış. Her zaman başarılı olmuyor. Oradaki sektör çok aşırı profesyonel. İşte evet yani evet yani hemen zaten kıyaslayamayız. Agent var. Yani çünkü o da para kazanmak istiyor. O aslında şey için yapmıyor. Seni sevdiği için yapmıyor. Onu. O da mesela... diyor ki ya ben de bundan para kazanayım bu adamdan. Geliyor. Türkiye'de kanallar tıkalı. Yani şu, ben de şunu merak ediyorum. Nereye gideceksin? Yani yazdım bir şey. Nereye gideceksinin cevabı çok net değil Türkiye'de. Nereye gideceksin? Yapımcıya herhalde. Yani ben ama böyle yaptım hep. Görüşemiyorsun. Yani o... Ha görüşemiyorsun. Yani, tabii. Evet. Yani belki de hani yapımcılar o hani illa her yapım şirketinde böyle bir departman oluyor. Yani onlara çünkü yüzlerce senaryo geliyor. Ve onlar hani işte öyle bir ekip istihdam etmen lazım. 10 kişi, 5 kişi her gün 3-4 tane senaryo okuyor. Şimdi kimse yapmıyor bunu. Abi ama bak o şey konusunda haklı. Bize bile şimdi mesela 350 tane kısa film geldi, tamam mı? Maşallah. Şimdi biz de yani aynı konumdasın aslında. Yani orada da bir takım insanlar tabii şey diyordur ya biz çıkamıyoruz. Gönderdim. Belki onun içinde neler var. Yani... Anladım, neler var ama Veysi Sal'a görmeyecek. Veysi Sal'a bakmıyor. Adam bakmıyor? Diyecek ki abi gönderdim şeyi, kısa filmi. Ama Veysi Sal'a tutmadı elimden diyecek. Ya bana her gün 3 tane senaryo geliyor ya. Yani bana geliyor abi düşün yani ben... Bana gelmiyor vallahi o kadar. Artık yollamıyorlar sana. Geri dönmediğim okumuyorum için. Söyleyeyim buradan da tekrar. Yani okumuyorum abi senaryoları. Ama yani. Şöyle okuyorsun işte. Yani ben arasam desem ki ya bizim işte Ali var sana senaryo gönderdi. Bir bak İlker ne olur. Ona bakarım. Ya da hani
Yani evet, sektörün bir şeyi bu. Ya normal yani. O çok şaşılacak. Ama abi şey de yok mu ya? Senaryo elinde kapı kapı gez dedin ya abi. Hı-hı. Çalınma korkusu var bir de. Ben bunu hiç anlamıyorum. Bu gittiğin çalınma herkes korkusu potansiyel yani çok müthiş çalabilir bir şey ona. Yazdın. Bir de onun çalınmasından korkuyorsun. Kafası da bir garip. Ama bunu çalındığı söyleyeyim. Örnekler oldu galiba. Yani ben duymadım, görmedim. Yani olmuştur muhakkak ama hani o kadar takıntılı olmamak lazım. Yani şu yani bir hikayeyi ancak yazdığın şey çok iyiyse ve onu insanlar şunu görür. Çok iyi bir hikaye. Bu adam yazmış. Bu adamın hikayesi niye çalasın ki? Anlatabiliyor muyum? Kendi iç departmanına yaptırabilmek için abi. Niye ama sen müthiş yazmışsın onu. Senden daha iyi yazabilecek daha ucuza yok ya, ki. Daha ucuza işi aynen. Devam ettirecek insanlar olduğu ya için. Olabilir yani tamam reddetmeyeyim ama hani insanlar da bu şeyi anlamıyorum ben bu para. Abi hani gönderirim ama çalınır yani. Bana mail atanlar öyle diyor söyledim ya. Mail atıyor herif. Diyor ki senaryomu okuyun ama çalınmasını ben hayatımda hiçbir senaryomu ne bir notere tasdik ettirmişliğim var ne bir şeyim var. Herkese gönderirim bir acayip şeyim rahatımdır. Çünkü şunu biliyorum, benden başka kimse yazamaz bu hikayeyi. Aslında ona inanman lazım. Evet. Yani şimdi Poyraz adam çalsa ne yapacak abi? Yeri gelmişken şeyi de sorabilir miyim? Hep bir hurafe mi artık gerçek mi? Tam sizden öğrenelim bunu. Atıyorum ben bir senaryoyu arakladım tırnak içinde. %20 mi %30 mu ne öyle bir şey var. Onu değiştirdiğinizde yeniden sanki sizinmiş gibi kullanabiliyormuşsunuz gibi bir geyik var ortalıkta ama. Hiç duymadım. Yani yalan da söylemeyeyim şimdi burada. Ya bunun için hani mahkemeler ve bilirkişiler var. Onu ben biliyorum sadece. Bilirkişilik yaptığım için bilirkişi doğmuş ben gibi duruyor bakın. Böyle davalara baktım bu arada yani bilirkişilik. Sende mi inanılmaz bir bilirkişi tipi var. Doğru mu peki hocam bu? Yok. Ama şöyle. Şimdi öyle iddialar gördüm ki tabi burada söyleyemeyeceğim ne olduğunu ama bir sahne var tamam mı? Çok klasik bir bana sahne. Bana dava açıldı hocam. Ha yani. Tabi düşün. Bir sahne var tamam mı? Sırf şu ya onda da mafya var polis var. Ha. Yani ben diyor ki adam bu benim fikrim çalındı şimdi. Abi bu ya atıyorum o sahneyi söyleyemeyeceğim ama başka bir örnek vereyim. Rocky merdivenlerden koşuyor diyelim ki tamam mı? Çalışıyor ya meşhur sahne. Hı-hı. Sen de gittin bunu yaptın. Benden çaldın diyor. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Ya bu çünkü çok klişe bir şey abi. Yani hani bin kere yapılmış bir şey zaten. Çalabileceğin şey bir cümle ya sadece. Evet. Ya bazen bir sahne fikri ya da bir sahne fikrini çalabiliyor ama film dediğin şey hani filmin içinde bir şey vardır zaten o filmi var eden ya. Bir tek bir cümle vardır. Onu çalmadığın sürece büyük bir sıkıntı yaşamazsın. Yani filmi var eden fikri çalmamak lazım. O da çalınabilir bence. Öyle mi diyorsun? Nasıl peki çalınabilir? Çünkü şu önemli. Bu arada bana da hırsız diyorlar şey. Bu Nazım da öyle diyor. Kutu diye bir film yapmıştım ya. Orada benzer bir film bulmuşlar. Sürekli atıp tutuyor herifler. Bunu çalmışsın diye. Oğlum çalma başka bir şey. Çalma aynısını alıp yapıyorsun. Ki zaten o zaman hakkını da verip yapabilirsin. Ona da şey deniyor. Yani uyarlama yapıyorsun. Tabii uyarlama da yaptım ben. Hayır, diyelim ki uyarlama ya. Yapmadın. Çalmak şudur abi. Bakıyorum ben şu sobaya bakıyorum. Aynısını yapıyorum burada. Sana şunu soruyorum o zaman. Şimdi bir tane arabaya bindim ve araba bir şey oldu geçmişe gitti. Tamam mı? Hı-hı. Bu çalmak mı fikri? Hayır, işte değil mi? Onu bence diyorum. Çalmak işte. Ama abi. Ya geleceğe dönüştüğün bulduğu bir fikir değil mi bu? Geleceğe dönüştüğün. Ama fikirler. Ya bu arada şey gitmesin ne olur. Arif 216'yı izlemedim ben. Oraya gitmesin de. Çok bilmiyorum. Güzel bir noktaya temas ettin. Hı. Fikirlere patent alamazsın. Yani hı, arabayla geçmişe gitme fikri. Hı-hı. Bu çalma değil abi bu. Değil mi? Anladım. Hayır. Aldın heriften ama o zaman şuna gider. Denize giren adam çektin. Ben de daha önce çekmiştim. Yani sonu gelmez onun ya. Yani ben hiç mesela hiç çok kafam karışık. Hiç Jaws yani köpek balığı filmi çekemezsin o zaman. Hayır, köpek balığı filmi çekersin. E niye aynı şey? Köpek balığı insanlara saldıramaz. Yani. Uysal bir köpek balığını çekebilirsin gayet. Yani önemli çok olan şirin, yine minnoş çok köpek balığı. Şeye geliyor. Aynı şeye geliyor. Fikrin bir önemi yok ki. Yani mesela o fikir, o kutudaki kız fikri, Christopher Nolan da yapmıştı benzer bir şeyi. Daha önce David Lynch de yapmıştı. Aynı şeyi Buñuel de yapmıştı. Şimdi onu kovaladığın zaman aslında bütün fikirler, oğlum dünyada zaten 150-200 tane fikir var. Yani sen senarist olarak daha iyi bilirsin yani. Hmm. Var mı o kadar ya? O bile yoktur, ben fazlasıyla söylüyorum. Hayır, varsa yani bilelim. Yok yani 50 tanedir belki, bilmiyorum. Bilmiyorum evet yani. Az biz yani. Aynı temalarda evet, çok evet, debelendiğimiz evet, için. Yani şey Hitchcock'un meşhur hikayesi var. Şey varmış gibi geliyor. Hitchcock'un meşhur hikayesi var, öyle kitabında anlatıyor. Gece acayip rüyalar görüyordum. Şey ama unutuyorum diyor herif. Şey diyor,
not edeceğim diyor. Ki sonra gece gördüğü rüyayı kalkıp yarım yamalak not ediyor. Sabah kalkıyor bir bakıyor. Boy meets girl. Kız erkekle karşılaşır. Erkek kızla karşılaşır yazmış. Şimdi aslında baktığın zaman abi senin aşk filmi dediğin şey %98'i aynı şeyi anlatır. Nasıl anlattığın önemli. Yani sen o fikri aldın, ne yaptın? Karşı bir argümanım yok şu an buna. Yani Arak, ikna oldum. Arak konusu Türkiye'de çok Büyütülüyor. Anladım. Ve şey o onu araklamış, bu bunu araklamış. Ya kardeşim Netflix'e bak, Netflix ağzına kadar arak o zaman. Yani. Tabii mesela ben şimdi Netflix'e bir dizi çok böyle tavsiye ettiler. Ne olur izle, ne olur izle. La Casa de Papel diye İspanyol dizisi. Hı-hı. Ben o fikri bir yerden hatırlıyorum ama. Kesin abi. Yani şu rehineler var içeride. Rehineleri soyguncu gibi giydiriyorlar. Yanılmıyorsam Spike Lee'nin Inside Man'inde vardı. Büyük ihtimalle. Öyle bir fikir. Abi zaten bak. Şimdi ona kimse abi çalmış adam Spike Lee'den demiyor. Ya dünyada 8 milyar insan var. Senin bulduğun herhangi bir fikri başka hiç kimsenin bulmamış olma ihtimali çok düşük ya. Yani doğru. Taraman da çok zor. Yani hani. Tabii. Hakikaten tesadüfen de bulmuş olabilirsin. Ama tamam şeye karşıyım. Bir de şeyler ne kadar orijinal. Yani hani bizim orijinal zannettiğimiz işlerde tabii. Ne kadar orijinal. Oğlum adam. Bizim taklidimiz var ya. Olmaz öyle saçma şeyin taklidi var biliyor musun? Nerede? Türkiye'de İki tane sinema yazarı çok benzer bir konseptle yapıyorlar şimdi. Sen yani almış. Fikir ne orada? Arkada birileri var onlara laf atıyor. İşte reji demişler onlar da. Şimdi buna kızalım mı biz abi? Yani ne yapalım adamlara gidip? Hani siz dava bizde açamazsın herhalde. Hayır, gerek de yok ya abi. Yani biz bunu yapıyoruz. O da belki gördü belki görmedi. Yani bu şey değil ki. Çok dahice bir fikir değil ki bu zaten. Yani İşte ben sıkıntı orada. Hani sen niye demin çalınma korkusu diyor. Yani şimdi dehan öyle bir dehan varsa öyle bir korkun olmalı gibi geliyor bana. Hani çok sıradan bir şey yapıp ya bunu ya çalarlarsa şurada aslında şunu demek istiyorum. Şu sıkıntı şu. Adam ya bizde şöyle bir sıkıntı var abi. Yazdığına bayılıyor insan. Bir de herkesin senaryosu var. Bayılıyor adam. Yani hani bir dizi hani bir yanlışlıkla tutarsa dizisi filan senaristin ya da oyuncunun bilmem ne. Adam, yani bir şey olduğumuzda olmuyorsun abi anlatabiliyor musun? Olmuyorsun. Yok öyle bir dünya. Dedim ki bu başarının karşılığı yok dünyada ya. Ben ona ikna olamıyorum. İnsan kendimin mesela kendimin başarılı bir senarist olduğunu ikna edemez kimse beni. Bu konuda çok kendine acıması da. Yok hakikaten belki de hani bu beni daha iyi bir yere de getirebilir bilmiyorum. Hani bu benim kendi paranoyam. Yok çok güzel bir şey de fazla abartma. Ya abartmayayım tamam. Yani sen kaç bölüm yazdın bugüne kadar? Ne senaristim ya ben. Kaç bölüm yazdın bugüne kadar? Bugüne kadar mı? Yani kaba bir hesapla herhalde 300-400 bölüm yazmışım. Şimdi 400 ben. Bölüm herhangi bir şeyi yapmış bir adam zaten. Ya hayır onu o konuda şey değilim. Yani hani yeteneksiz bulmuyorum kendimi. O yanlış anlaşılmasın. Hani hayır, şey değil. Yeteneksiz bile olsan zaten 400 bölüm yazmışsın ya. Yani o sende acayip bir şey geliştirmiştir. Sen artık. Evet. Yani. Yani ona tecrübe de bir şey de yani ne dersen de o çok önemli değil işte. Onu demek istiyorum. Yani bunun hani başka türlü de bir karşılığı olmuyor. Ben hani ödül de aldım çok şükür. Bu ödül, ülkede verilen tek senaryo ödülünü de kim aldım. Kim verdi? Altın Kelebek işte. Yani başka zaten kategori yok. Yani Enes Batur da almıştı yalnız onu. Enes Batur ama aldılar, onu geri aldılar. Benden de alacaklar, ben vermedim. Abi geri almak da çok kötü değil mi? Ama yani acayip şeyler çıkmış. Ama hocam onu Oscar başlattı yani artık. Şimdi adam abi gişeyi yaptı. Parayı indiriyor. İstediği kadar al. Yani o evinde 10 tane kelebek evine yaptırıp koyar yani. Ateş eder onları. Şimdi abi benim James Lipton'dan arakladığım şeyler var. Inside the Actor Studio diye bir şey var. Hı-hı. Hani ünlü oyuncuları çağırıyor. Orada James Lipton onun sunucusu tip bir adamdır ya. O bir soru seti vardır onun en sonunda sorar. Ben onun zannediyordum. Meğer o da bir Fransız'dan almış. Bernard Pivot diye bir adam var. Bir zamanlar bir gazetenin en arkasında olmaz mıydı o radikalin? Onlar, o sorular. O da zaten Proust'tan almış. Demin konuştuğumuz konuyla ilgili olduğu için. Yani Marcel Proust bunu çıkarmış. Pivo oradan alıp değiştirmiş. James Lipton da ben Pivo'dan aldım diyor zaten programda. Ben de ne yaptım? Türk olarak hepsini birleştirdim. Sen bu soruları bilmiyorsun. Bilmiyorum, hayır. Tamam, bu sorular aslında standart sorular ama sen ne istiyorsan anlat bu sorularla ilgili. Kimisi de klişe sayılabilir ama neyse. Senin en önemli karakteristiğin nedir? Karakteristiğim tembelliğim. Öyle mi? Evet. Çalışmamak için her şeyi yaparım. 400 bölüm senaryo yazmış biri için garip. İşte onları hep şöyle son saniyede yazarak yazdım.
Yani bana 6 ay versin de ben son 3 gün çalışıyorum. Bu ama Türklere özgü bir durum değil mi? Yani, yani bunu, hayır ben bunu biraz araştırdım. Sadece Türklükle alakalı değil. Bir ciddi yani psikolojik bir şey bu. Öyle bir şey. Evet, evet yani ben mesela şeyde çok sevindim. Spielberg'de de aynı şeyi görünce. Birçok yazar da var ama bu. Sadece bende değil. Yani ben öyle arkadaşlarım da var. Mesela bizim Uygar Şirin öyledir. Hemen stres böyle, altında galiba. Evet, stres altında ancak çalışabiliyorum. Evet, Spielberg de onu diyor belgeselde. Evet. Ancak stres altında. İşte biz dehalar böyle ortak yönlerimiz oluyor. En kötü yönün nedir? En kötü yönüm tembelliği. Peki. Bir de şeyim, karamsarımdır ben, inanılmaz. Bayağı karamsarsın. Çok, benden karamsar çok, karamsar, çok az insan görmüş. O yüzden galiba birbirimizi bulduk. Beraber Türk sinemasını bitireceğiz. Patlama yapamam. Olabilir. Ters mıknatıslanma yaparsa ne ala. Hangi meslekte olmak isterdin? Polis. Yani, polis olmak isterdim. Ha. Evet. Aa, ilginç. Çok, neden? Çok, cinayet masasında polis olmak isterdim. Aa, evet. Çok ilginç. Çok şey yani, narkotik de olur. Sen polisiyeyi zaten seviyorsun. Evet. Polis. Sen mesela Black Mirror'ı sevmiyorsun. Ya neden konuşur. Seviyorum biliyor musun? Polislik gibi meslekleri. Çok gerçekle, hakikatle iç içesin. Şimdi böyle bir bilgisayarın başında saçma sapan hayaller kurup onları yazıp para kazanmakla bir takım insanlara yardım etmek hissiyatı arasında uçurum var. Hangi meslekte olmak istemezdin? Hangi meslekte? Banka. Bankacılıkla alakalı her bankacılar türlü. Bankacılar şimdi saydıracak. Yok yani hepsine saygım var. Hani CEO olsam da olmak istemem yani bankada. En mutlu olacağın durum nedir? En mutlu, senaryoyu bitirdiğim durum. O ama hayali bir enerji patlaması falan yaşıyor. Yani sana şu an sonsuz kaynak verseydik ne yapmak isterdin? Film çekmek isterdim ya. Ha, evet, daha olarak. Hiçbir şey beni daha mutlu eder. Evet, film çekmek beni mutlu eder herhalde. Peki. Sence hayattaki en büyük talihsizlik nedir? Talihsizlik. Ya zor bir soru. Talihsizlik. Ben yani böyle ne bileyim, görme engelli olmak. Ya böyle tip bir fiziksel bir şey herhalde insan için sıkıntılıdır. Hangi ülkede yaşamak isterdin? Türkiye'den memnunum çok. Öyle mi? Evet evet. Çok, ha, genelde baktık buna İsveç, Norveç falan denir. Ya ben aradığım kaos var yani burada. Bir şey yaşayabilmem için asgari kaos bu ülkede var. Yani İsviçre'de falan 10 gün sonra intihar ederim ben. Sıkıntı. İsviçre'de evet edilebilir. Yani Norveç, İsviç, yani Kanada o tip nezih ve şey yerlerde yaşayamam herhalde. Hayali kahramanlar arasında en sevdiğin hangisi? Hayali kahramanlar. Mesela nasıl bir hayali kahraman? Süpermen bir hayali roman, kahraman evet, değil. Evet, Süpermen de sayılır tabii. Ha, anladım. Yani fiction, kurmaca kahramanlar arasında en sevdiğin hangisi? Hayali bir kahramanım yok herhalde. Şunu onu anladım ha. Şu an. Evet. Hiç öyle bir kahramanım yok. En sevdiğin senarist? En sevdiğim senarist. Değişiyor dönem dönem. Tabii filmlerini keşfetmemle de alakalı. Aslında hiç Türk sineması konuşmadık. Üzüldüm yani şimdi de. Bir daha çağırırız. Bir daha yerini yapıyor değil mi? Abi içimde kalan der var. Ne olur haftaya. Ama bak yarım saat konuşabilir miyim diyordun. Öyle değil. Konuştukça konuşuyor. Evet. Baştan biraz gergindim açık söyleyeyim. Hayatımda ilk defa kamera önüne önünde buldum kendimi ve göbeğimden çok endişeliyim. çünkü hani görünmediğimiz için ortada millet bir şey zannediyor yazdıklarımıza. Şimdi onu yiyemeyelim. Şey, ne diyordun abi? En sevdiğin senarist veya yönetmen. David Mamet'e bir ara çok şeydim. Yani filmlerini izliyordum tekrar. Başka bir şey hissediyordum. Ama hani dediğin gibi dönem dönem değişiyor ya. Anladım. En yani, sevdiğin yönetmen Kubrick abi. En sevdiğim yönetmen Kubrick. Benim de öyleydi. Kubrick. Gerçek hayattaki kahramanın kimdir diyor. Gerçek hayattaki kahramanım... Yani hani kendine rol model aldığın, vay çok iyi dediğin birisi var mı? Olmak zorunda değil. Değil tabii. Ya yok, yok öyle bir şey. En sevmediğin şey nedir? En sevmediğim şey... Bu soruyu tekrar etmek biliyorsun, vakit kazanmanın bir yöntemi değil mi? Acele etmene gerek yok. En sevmediğim şey... Ya canım milyon tane vardır da... Mesela Tant Olga Demirci ne demiş? Lahana mı dedi herif? Kapuska mı dedi? Öyle acayip bir şey. Ya, o kadar basit bir şey bile olabilir aslında. Evet. En sevmediğim şey... Ay, hakikaten çok fazla var ya. Yani şey... Birini söyle. Ya birinin benden bir şey talep etmesi. Yani senaryo yazayım. Abi tanıdığın falan. Var mı o zaman? Yani, şey yani ben... O hani sürekli hayatım öyle geçiyor. Bir takım talepleri yerine getirmek. Revizyon. Revizyonlar. Yani vakitler. Şunlar bunlar. O gerçekten insanı biraz
Şey ya evet yani. Bu bende de var, bak bunu konuşmak hı. istiyorum. Birisi yani çocukluğumdan beri bana birisi, bu bir psikolojik rahatsızlık aslında. Bu da mı öyle, anasını satayım deli çıkacağız yani, bence yani hı. birisi bana şunu şöyle yap dediği zaman acayip tilsiyorum. Evet evet, ben de yapacağım bir şey birisi söylediği zaman yapmamak için her şeyi yaparım. Bu Nazım'da da var galiba. Evet ama galiba bir şey bu evet. Demin çok enteresan bir şey oldu başıma geldi. Buraya gelirken taksiyle geldim. Konuşuyorduk işte, adamın eşi aradı, telefonda konuşuyorlar. Bir şey adam kapattı, ya benim gibi diyor, et yemiyorum ben diyor. Kadın diyor abi hep şey yiyor, et yiyor sürekli diyor. Ben dedim ki sen niye et yemiyorsun? Hani vejetaryen bir taksici. Evet ya. Dünya çok... hani şey hemen film başladı, anlatabiliyor muyum hani şey olarak. Niye ya abi diyor, küçükken kuşumu öldürdüler diyor. Aynen. Adamın civcivleri varmış, büyümüş. Tavuk olmuş, babası kesmiş. Ama o günden de işte sofraya koymuşlar, ben yemem demiş. Şimdi adam diyor ki abi et yiyince morarıp kusmaya başlıyorum filan dedi. Yani abi karaktere bak ya. Evet, değil mi, ne acayip. Şimdi yazsan inanmaz kimse. Evet yani kim, hakikaten ikna edemezsin yani böyle bir şey var demeye. Niye anlattım bunu da hiçbir fikrim yok. Herhangi bir yetenek seçebilseydin hangisini isterdin? Abi her şeyi ya. Bütün yetenekleri isterdim ya. Çalışkanlık. Ya ne bileyim, şarkı söylemek isterdim. Şarkı ha, şey müzik aleti çalmak isterdim. Müthiş yeteneksizim o konuda. Denedin mi? Denemedim de. Belki değilsindir abi, nereden mi? Kesin değilimdir ya. Şu sıralar ki haleti ruhiyen nasıl? Bir haleti ruhiyem yok. Hep çalışıyorum. Evet sürekli. Bu senaristler korkunç çalışıyor. Evet. Yani sen tanık oluyorsun. Yani bir haleti... Fakat şöyle bir garip durum var. Bir yandan da çalışmaları yani gidiyorum oturuyorlar mesela. Tabii. O. Ama yani çalışmıyorken de çalışıyorsun bizim meslekte. Korkunç. Son sorumuz. Evet. Neyin peşindesin? Neyin peşindeyim? Yani iyi filmler yapmanın peşindeyim. Hayattaki tek şeyim bu. Başka hiçbir motivasyonum yok. Neden? İyi filmler çok güzel oluyor çünkü. Seviyoruz. Yani ne bileyim. Yani şey... Hayatım benim hakikaten filmler üzerine dönüyor ya. Başka bir şey yok yani hiç. Bu filmcilikle ilgili... Yani filmcilik garip bir iş ya. Hı hı. Aslında neden derken onu kastediyorum. Onun mutlaka bir şeyi vardır. Yani adam demin anlattın ya, taksici. Hı hı. Şey yapmış. Kuşu öldüğü için et yemeyen adam. Hı hı. Mutlaka aslında bunun da... Çünkü film yapmak istemek çok garip bir şey aslında. Uzanayım mı? Vizdolarda tokalar. Yok, insanlar da bunu düşünebilir yani. Woody Allen mesela yıllarca terapi gördükten sonra birdenbire arka arkaya bir sürü çok iyi film yaptı ya. Hadi ya. O, tabii, yani... Ama mesela ben de David Lynch'in de şöyle bir hikayesi var. O da asla terapiye gitmiyormuş adam. Ha, ama çünkü zaten... terapisti sormuş. Demiş ki hani ben gelip buraya, hani adam çatlak ya biraz. Muhtemelen bir takım psikolojik rahatsızlıklardan besleniyor. Evet. Demiş ki hani ben buraya geleceğim, anlatacağım. Siz de bunu hani teşhis edeceksiniz bir takım şeyleri. Bu dedi yaratıcılığımı etkiler mi? Adam etkiler demiş. Etkileyebilir. Evet. O zaman demiş kusura bakmayın. Ama işte bu diyelim de öyle olmadı. Evet. Yani tam tersi oldu. İşte insan insana benzemiyor. Peki. Sizin son sözleriniz var mı arkadaşlar? Veysi Bey bir anons yapacaktı. Önce şey, çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Yorduk vallahi seni. Tahmin ettiğimden daha keyifli geçti. Çok gerilmedim değil mi? Yok, gayet iyiydi. İyiydim değil mi? Kesinlikle. Vallahi yani. Sular seller gibi şakıdı. Abi vallahi o kadar iyiydin ki herhalde gelmen gerekiyor. Konuk olmaktan inşallah ayağımda uğurlu edin. İnşallah yine gelirsin. Şey bu program 15 günde bir olacak. Onu da arkadaşlara söylemiş olalım. Her hafta olamayacak. 15. Aslında konuk bulduğumuz sürece olacak. Konuk da ayarlarız. Ya. Konuk da ayarlarız. Ben de ya. Ama herkes senin gibi konuşamaz ki. Öyle mi? Konuşur. Neler var neler. Veysi Bey'in duyurusunu alalım. Hocam haftaya İFA'da yeni yarışma başlatıyoruz. Senaryo yarışması. Ama bu biraz farklı olacak. 4 aşamadan geçecek. İlk başta sinopsis seçeceğiz. Sonra uzun seçilen... metraj mı bu? Uzun bir dizi. Sonra seçilen sinopsislerden 10 sayfalık tretman isteyeceğiz. Sonra o seçilenlerden tam senaryo isteyeceğiz. Oradan 32 seçeceğiz. Mülakatla, online mülakatla 10 kişiye düşüreceğiz en sonunda. O 10 kişi İFA'da 2 ay danışmanlık alacaklar. 2 ayın sonunda o senaryoları kanallara sunacağız. Vay, projeye bak. Bizim de workshop'umuz başlıyor. Evet. 2 hafta sonra mı başlıyor? Tam 5 Şubat diyor. Pazartesi 19.30'da. 5 Şubat'ta Ethem'in İFA'da atölyesi başlıyor.
katılımınızı bekliyoruz ki Veysi Bey birazcık para kazansın. Çok zor durumdayız. Amacımız o. Veysi yeni bir araba alsın, ev alsın. Sektöre girmek olsun, istiyoruz. Tek derdimiz o yani. Yemiyorsa içmiyoruz. Veysi Bey'in maddi durumuyla. Şu an bodrum katta yaşıyoruz, yemin ederim. Evet. Ben de çok teşekkür ederim ediyorum bu arada. Sağ görüşmek olun. Görüşmek üzere. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun.